Şampiyon duruşundan belli olur. Misli özel şampiyon oranlarla her gün daha yüksek oranla oyna, kazanınca da şampiyon gibi kazan. Çünkü şampiyon duruşundan belli olur. Tüm normallerin üzerinde şampiyon oranlarla sen de Misli'de oyna, bir farkın olsun. Oyna Misli'yi, Misli'yi. Mistikom'un sunduğu It's in the Game başlıyor. BTV ekranlarından herkese iyi geceler sayın seyirciler. A milli futbol takımımız, canımsın hocam. A milli futbol takımımız Avusturya ile yapmış olduğu hazırlık maçında maalesef ki sahadan 6-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. A milli takımımızı konuşacağız. A milli takımımız Euro 2024'te neler yapar? Grubumuz belli oldu. Rakibimiz Gürcistan. Peki bu A milli takımımız gruplarda neler yapar? Onları konuşacağız. Yalnızca bu mu? Yer yerinden oynuyor. Dün Merkez Hakem Kurulu'nun yayınlanan gizli toplantısını konuşacağız. Bugün o toplantının tamamı yayınlandı. Onu da konuşacağız. İsmail Kartal'ın açıklamaları gelecek. Onları da konuşacağız. İsmail Kartal Okan Buruk'u kıskanıyor mu? Bunların hepsi gündem belirleyen program It's in the Game'de. Abiler hoş geldiniz programımıza. Beyler hoş bulduk. Öncelikle sevgili kardeşim Bişer, geçmiş olsun. Ağır ateşle yatıyor herhalde. Çok bronşit ve gibi bir şey. Artı milli takıma yazıklar olsun. Özel maç da olsa, güzel maç da olsa, resmi maç da olsa, Avusturya gibi, senin gibi bir takımdan 6 tane gol yemek, bu ne biliyor musun? Nedir hocam? Türk futbolundaki cenabetlik, Türk futbolundaki kara bulutlar artık sahaya da yansımaya başladı. Türk futbolunda lokal anlamda o kadar çok çirkinlikler, rezillikler, mafyöz işler, sızıntılar, köstebek işleri, hakemlerin ayağa düşmesi, her türlü rezilliği yaşıyoruz. Artık bu oynadığımız, bizden daha iyi olmayan takımlar, Avusturya bizden iyi veya biraz kötü, 6 tane adama bu Allah'ın gazabıdır. Türk futbolunu içine ettiler. Türk futbolunu ayaklar altına aldılar. Hakemleri rezil rüsva ettiler. Bunun içinde federasyonunda şu var, kulüp başkanlarında şu var, herkes şu var. Ama bu artık bu gece Viyana'da sahaya yansıdı. Bu çok büyük bir onur kırıcı skordur. Bak, Macaristan'a yenildik. Kimsenin gıkı çıkmadı. Asla. Dönem dönem iyi top oynadık. Ama bu akşam 6 tane ne ya? İkinci devrede kaleye gidemedik hocam. 6 tane ne ya? Özel maçı. 10 dakika daha olsa 8-1 biterdi maç. Çok gurur. Yazıklar olsun. Bir işare geçmiş olsun. Türk milli takımına yazıklar olsun. Türk futbolunu yönetenlere yazıklar olsun. Hepsinin Allah belasını versin dersem günah işlemiş olurum. Ama biz bu kafayla nereye gideriz hocam? Bilmiyorum nereye gideceğiz. Hüdalas. Onlara geleceğiz Rasim abi. Dallas'a geleceğiz, Polonya'ya gideceğiz, her şeye geleceğiz. Abi 6-1 yani. Formanı da giymişsin gelmişsin Rasim abi ama. Yok inan, kırmızı beyaz, ben Avusturya'yı yeneceğimizi düşündüğüm için böyle giyindim. Ama nanayı yedik. Yani felaket yedik. Yani. Ya yani çok acı, yani 6-1 manyak bir skor. Özel maç. Gürcistan da geldi. Tabii. Yani Ümit ne diyorsun yani? Maçın teknik analizi de olmaz ama nedir evet, yani? Evet, olur ya, olmaz mı ya? Bal gibi de olur. Bir. Ay çok büyük dağılma. Şimdi bir defa ya. Kimse Uğurcan'a kızmasın. Hiç kimse kızmasın. 6 tane golde hiç mi Uğurcan'ın hatası olmaz Ümit Hoca? Kaleci hatalı gol yer. Hatalı gol yemeyen kaleci yoktur. 2 senedir gerek bundan önceki trafik polisi Kuntz gerek bu devamlı bir Uğurcan'ı yedek bırakmaya çalıştılar. Devamlı. Kardeşim, milli takım kalecisi. Bu çocuk takımında banka oynuyor mu? Oynuyor. Şimdi Altay takımında iyi değil derken ben Altay büyük takım kalecisi değil diyordum. Dediğimiz gün linç edildik. Gönderirken de kurtulduk dedi herkes. Bir yere geleceğim. Evet hocam. Mert Günok rezil bir sezon geçiriyor. Yani. Doğru. Hiçbir kalecimiz sorunda değil. Altay şu anda zaten United'de oynamıyor. Ne kaldı? Okan Samsun'da, öbürü Başakşehir'de. Ya elinde bir tane kalecim var. Hazırlık maçı da olsa bu çocuğu yedek bırakmayacaksın. Birinci kaleci olduğunu bilecek. Bu çocuk çıktı ne dedi? O dönem yedek kaldığında Kuntz'u işaret ederek her kalecinin iniş çıkışı olabilir. Ben ligde devamlı oynuyorum dedi. Yedek kalmayı hak ettiğimi düşünmüyorum dedi. Çocuğun güveni gitti. Trabzonspor
Abdülkadir Ömür de yaptı. Hatay Uğurcan Çakır'da da yaptı. Şampiyon olduğu sene Uğurcan Çakır'ı satacaktı. 15-20'yi cebine koyacaktı. Uğurcan da buraya daha güvenli bir şekilde gelecekti. Şimdi bir kalecim var. Doğan Alemdar. Rene gitti oradan kiralık gitti. Daha oynamıyor belli değil. Oynamıyor. Kayseri'de Bilal var kısmen. Başakşehir'de Muhammed. Milli takım seviyesi. Samsun'da Okun. Işte. Değil. Tamam. Elinde bir tane milli takım seviyesinde kalecim var. Şimdi sen 24-25-26 yaşındaki Uğurcan'ı mı oynatırsın? 37 yaşına gelmiş. 2 ay sonra jubile yapacak Mert Günok'u mu oynatırsın? Ne yapacak? Beşiktaş, ya Beşiktaş seneye Mert Günok'la oynarsa Beşiktaş yine şampiyon olamaz ki. Mümkün değil. Sen bu çocuktan niye vazgeçiyorsun? Şimdi gelelim stoperlere. Bir defa. Ben bu yani geçen hafta izin almıştım bir şeylerden. Bodrum'daydım. Sizin yayını izlerken. Evet. Yine milli maç, Macaristan milli maçını. Ya arkadaşlar. Ahmetcan Kaplan diye bir oyuncu var Trabzonspor'da. Ajax'a gitti. Ya bu adam 10 milyon euro Ajax'a gitti. La bu adam Ajax'da oynuyor. Türk milli takımla mı oynamayacak? Ümit Milli'ye gönderdiler hocam. Bak, Ajax'da oynuyor. Senin bu iki tane hazırlık maçında oynayamayacak mı bu adam? Hem de nasıl oynayamayacak? İyi dinle. Çağlar sakatken oynamıyor bu adam. Abdülkerim sakattan yeni çıkmışken oynamıyor. İşte Katar mı Arabistan mı liginde ne oynayan belli. Şey var. Malazgirt Savaşı'ndan gelen Melih Demiral var. Bıyıkları gördünüz mü? Ne oynadığı belli değil. He, ne oynadığı belli değil. O tarih bir tarih. Şimdi, bir tarih dizisi. Tarkan, oynuyor. Tarkan. Malkaçoğlu. Adamın üstüne böyle çıkıyor. Uzun eşek oynar gibi. Bir stoper. Udinese'de. Sassuolo'da. Juventus'ta oynayan bir adam böyle temel hata yapar mı? Bu kadar kötü oyuncuların yani bu kadar formsuz stoperlerin evet, olduğu evet. Bir yerde Ahmet Can Kaplan'ı sen bu takımda nasıl oynatmasın kardeşim? Bir. Öyle mi? Doğru. Orada da var mı bir defon? Var. Kesin. Şimdi çok büyük anormal işler olmadığı sürece Galatasaray sezonu Sanchez ve Nelson'la tamamlayacak. İki yabancıyla. İki yabancıyla bu ikisi şu anda iyi gidiyor. Doğru. Yani bu takımın Avrupa Kupası maçı kalmadığı için, Türkiye Kupası maçı da kalmadığı için Galatasaray ligi sakatlık olmasa Sanchez Nelson tamamlayacak. Abdülkerim'i düşünmüyor musunuz hocam orada? Abicim Sanchez Nelson varsa ikisi oynar. Bunu gösterdiler. Bir. Bu ne demek Abdülkerim sana oynamayacak? Çağlar sakatlıktan nasıl dönecek? Belli değil. Melih Demiral Arabistan'dan nasıl gelecek? Hangi formda ya da şeyde gelecek? Belli değil. Seviyesi inanılmaz düşmüş. Kaan zaten şey bir oyuncu, sağ bek, stoper, orta saha, tam stoper oyuncu değil. Etti mi dört kardeşim? Elinde bir tane stoperim var. Samet. Bir tane stoperim var. Bir de Ahmetcan Kaplan. Oynat abi, bu maçlarda oynat. Bu seviyede mi değil mi gör. Adamı gönderiyorsun, Gürcistan'a karşı hazırlık maçını oynatıyorsun. Lan bari bu adamı Macaristan maçını oynat. İtalya grup maçında Ahmetcan Kaplan'la Semih'i oynaması için oraya gönder. Yani bu Semih'le Ahmetcan Kaplan senin Macaristan maçında 3 dakika oynayacak adamlar değil mi? 2. Arda Güler. İlk 11'imiz hazır. Arda Güler orada kısa süre alıyor. Ama Real Madrid 4-3-1-2 oynuyor. Üçlü orta sahanın önünde kompak oynayan bir takımın önünde. Önünde de çok süratli iki tane adam var. Kısmen bir şeyler yapabilir. Ama bu 4-2-3-1 de burada sıkışıyor. Net bir şekilde sıkışıyor. Yani milli takım forveti Enes. Sıkıştığı zaman kenardan orta geldiği zaman bir şeyler yapabilir ama. Bu tarz forvetler bugün üst seviye oyunların forveti değil. Genelde bazen 4-6-0 çıkıyorsun. Elinde elle tutulur Kenan Yıldız. Hakan zaten istiyor ki Hakan'a bıraksan avutu da ağ atacak. Bütün top duran top. Her şey bana gelsin. Abi seni mutlu edeceğiz ya. Arda top alıyor. Hakan Çalan onu elini açıyor. Hayırdır oğlum senin kadar da bu milli takımın oyuncusu. Orkun. Yüz ifadesinden belli mutlu olmadı hocayla anlaşamadı. İrfan. Montella'yla anlaşamadı. Montella'ya kalsa ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yusuf Sarı. Yunus Akgün, Samet Akaydın, bir de Semih'i alırsa, ben sana söyleyeyim, Adana Demir'in ilk dördünü koysun oraya. Kaleye de Ertaç'ı getirsin. Kaleye de onu getirsin. Bu kadar değil yani. Değil yani, bu milli takımın geldiği hali görüyor musunuz? Montella'nın en büyük şansı neydi? Dip yapmış bir takıma geldi. Olur. Adam 57 yaşında, milli takım hoca oldu. Altın temsilciye sundular. Yani 30 yıllık Yılmaz Buna bu milli takıma gelmedi. 30 yıllık Hikmet Karaman gibi. Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Ersun'u, Aykut'u saymıyor. Trabzon Polisi'ni getirdiniz milli takıma hoca yaptınız. Bu kadar mı? Lan Hamit git Ragnik'i getirsene. Bu Ragnik Hoffenheim'i yapan adam değil mi? Ben Köln'deyken Hoffenheim'le üçüncülükle mücadele ediyorduk. Sonra geldi Bundesliga'daki, sonra Bundesliga 1, sonra gitti Leipzig'i Leipzig yapan adam. Sonra United'e gidiyordu. Ronaldo istemedi diye gitmedi. Git Alman birini getiriyorsan bunu getir. Hamit Adut Doba sesleniyorsun. O önemli bir şey anlamadı.
Yani Kuntz'u getir abi, Ragni'yi getir abi. Doğru. Montella da. Kardeşim doğru. Yanılıyorlar. Bak. Montella yanlış bir tercih mi? Bugün ya ben Montella'nın yanlış bir tercih olduğunu ben gruptan çıktığımız gün de söyledim. Bugün söylemedim. Evet. Şimdi anlatıyorlar. Beyler bakın denenmişin denenmiş olmaz. Şunu siz anlamıyorsunuz. Montella. Korkmaz geçer. Fiorentina, Milan, Sevilla, Roma. Dört büyük takımı çalıştırdı geldi Adana Demir'e. Oradan işte Murat Sancak referans oldu. Çok Metin referans oldu. Evet. Tamam mı? Dediler ki ya şimdi Fatih Terim'i getirecek Abdullah Avcı böyle şey yapacak. Abdullah Avcı'yı getirecek Fatih Terim mırın kırın edecek. Şenol Güneş'i getirecek zaten biz gönderdik. Biz gönderdik zaten olmaz. Ersun zaten hiç olmaz. Aykut 2 yıldır boşta olmaz. Kimi getirelim? Milletin susacağı bir adamı getirelim. Milan'dan da Hakan Çalhanoğlu onu tanıyordu. Onu derken hop allayıp bullayıp getirdiler. Oğlum denenmişin denenmiş olmaz. Bunların babası geldi. Mancini geldi Galatasaray olmadı. Prandelli geldi Galatasaray olmadı. Nevio Scala geldi Beşiktaş'a olmadı. Montella mı olacak milli takımda? Bir adam getireceksiniz Alman getirin. Hollandalısı. Hiddink geldi olmadı. Advokat geldi olmadı. Ricard geldi olmadı. Leo Benacker İstanbul Spor'a geldi olmadı. Kuman geldi olmadı. Olmaz. Kendi ya, kendisi. Niye olmuyor? Olmaz abi. Türkiye bir yabancı getirirsen Alman'dan şaşma abi. Alman'dan şaşma. Hollandalı ve İtalyan olmaz diyorsun. Olmaz. Alman da geldi hocam olmadı. Şimdi bakın benim ümitim bu dediklerine katılmam belli oranda. Hepsi dedi. Alman kim geldi olmadı? Kuz. Kuz. Ya ne Kuz? Alman falan değil oğlum. Ne? Ama öyle Alman'dan. Almandan kastım ne? Sepiontek de başarısız oldu. Almandan kastım ne? Sepiontek geldi sana burayı yapılandırdı. Doğru yapıyor. Derval'in bu ülkeye ne verdiği belli. Davum'un bu ülkeye ne verdiği belli. Git Ragni'yi getir. Git ne bileyim Thomas Schaaf'ı getir. Bremen'in eski hocası. Git Felix Magath'ı getir. Git ya hocam yok lan Almanya'da. Beyefendi. Kuntz'u getiriyorsun. Tutmadı diyor ya. Bazı eleştirilere iştirak ediyorum sevgili kaptan Ümit Özat'ın. Lakin. Montella ilk defa bu maçta altına etti. Doğru. İlk büyük mağlubiyeti diyebilir miyiz canım? Yok, İlk kötü, büyük mağlubiyetten öte kötü futbol, ruhsuz futbol, rezillik ve büyük papağan. Yanlış futbolcu tercihleri. Ya bak mesela Ümit'in dediği doğru olabilir. Çünkü niye o sahadan geldi. Bu maçlarda ayaksız stoper Ahmet Can'ı oynatmayacaksın. Kimi oynatacaksın? Tamam mı kardeşim? Bunlara lafım yok. Bu eleştirilerin hepsini kabul ediyorum. Fakat Montella bu maçı saymazsan başarısız değil Türk milli takımı başında. Gruplardan çıkardı Avrupa Şampiyonası. Orada konu başarısızlığı değil canım hocam. Dip yapmış bir takıma geldi. Yani dip yapmış bir takıma geldi. Nereye geldi abi? Geldi ama sonuç yok. Çıktık. Tamam çıktı. Lider yani, mi çıktık? Hayır bu takımda Kuntz'un yerine kim orada çıkardı hocam? Bu takım bir tek Kuntz'la çıkamazdı. Ama bir dakika özür dilerim. Özür dilerim. Montella'lı bu takım Hırvatistan gibi dünyanın veya Avrupa'nın önemli takımlarından biri Hırvatistan'da yendik mi? Deplasman'da 1-0 yendik. Yendik mi? Yendi. Hırvatistan kim? Ya bir öncekinin dünya yarı finali. Hayır ama şu anda Hırvatistan bir Avusturya değil. Bak Hırvatistan hocam, bir Macaristan değil. Hırvatistan bir Slovenya değil. Hırvatistan bir İspanya seviyesinde bir takım. İspanya değil. Olmasa bile iyi seviye. Biz Hırvatistan'ı orada yenerek çıktık zaten. Abi tamam bir çok maç. Büyük bir başarı. O gecelik onu bir maç olarak düşün. Gittik Galler'le de berabere kaldık. Tamam hocam Galler dediğin yani Galler dediğin takım ne? Şimdi ben sana bir şey anlatayım. Sen diyorsun ya biraz önce kendimizi eşit bir takımla. Avusturya'nın topla maliyetini topla. Senin 1/5 değil. 1/5 değil. Ama hayır kalite olarak biz Avusturya ile 5 maç oynasak ikisini biz kazanırız. İkisini onlar kazanır. Abiler bak, işte, Avusturya'nın da en iyi oyuncular oynamadı. Forvet'te Arnautovic yoktu. Ya, Alaba'da yoktu. Alaba yoktu. Doğru, yani hiç iyi oyuncular da oynamadı. Şimdi ben sana şu Ragnik Türk milli takımın başında olsun. Etkili olur diyorsun. Montella Avusturya milli takımın başında olsun 6 olmaz 4 olur. Biz olur. Yaparız. Bu kadar. Abi net. Buna itirak edemiyorum. Net hocam. Fakat bir dakika. Sen biraz bana inanma. Ragnik'ten kısa sürede fayda bekleyen aşağı. Ragnik'ten kısa sürede fayda bekleyen. Bir dinle. Beyler. Türk milli takımı hiçbir Avrupa şampiyonası ve Dünya Kupası'nda bu kadar okkalı güzel lokum gruba düşmedi. Vallahi billahi. Söylüyorum. Gürcistan. Söylüyorum. Bugün Gürcistan geldi. Gürcistan. Portekiz okey. Çek Cumhuriyeti ve biz. Şimdi bu takım baktık. Bu üçüm var grupta. Biz Portekiz'le. Bu üçüm var grupta. Aynen. Tekrar söylüyorum. Portekiz biz. Ben sana bir şey söyleyeyim. Çekya. Yani Çek Cumhuriyeti. Georgia. Ben sana bir şey söyleyeyim. En zor maçımız Gürcistan maçı. Aynen. Turnuvanın açılış maçı. Her zaman tehlikelidir. Çocuklar. Arkadaşlar. Buyurun hocam. San Marino şampiyonu da oynasa. Letonya oynasa. Her maç zor. Ama şu var. Bizi birisi deseydi ki kurallar çekilmeden bunu önce. Bunu seçerdi. Almanya'daki grubumuz bu. Türkiye, Portekiz, Çekya, Gürcistan. Herkes göbek atar. Göbek atar. Şimdi bu gruptan çıkamazsak ne Montella kalır ne milli takımının oyuncuları kalır. Biz bu gruptan çıkamayız hocam.
Bak çıkabiliriz deme. Çıkamayız hocam. Çıkamaz. 2.5 ya. Ya bir de bak bir şey söyleyeyim. Ben bu milli takımda 2 çıkıyor, 3 çıkıyor, 4 playoff oynuyor. Ben sana söyleyeyim. Herhalde burada 3-4 bile bir şeyler var mı? Hayır hayır. Hocam ilk 2 çıkıyor. İlk 2 çıkıyor. En iyi 3. bir şey olur. Daha çıkar. 3. de çıkarsa. 3 varsa çıkarız. İlk 2 çıkıyorsa hiç çıkamayız abi. Hazır mısınız? Biz bu gruptan acaba ben ki olaylara karamsar bakan, düşünsel bir adamımdır. Biz bu grupta en kötü ihtimal ikinci oluruz. En kötü ihtimal. Biz Gürcistan'ı da, Çekya'yı da yeneriz. Portekiz'e eriş var. Ne olur hocam Portekiz'e? Portekiz abi. Abi Portekiz'de tamam. Portekiz favori. Dortmund ve Hamburg. Oo. Bak ben de açık açısı. Türkiye, Gürcistan'ı yener. Hamburg'da stat yıkılır. Hazır mısınız? Hulki. Dortmund'da ilk açılış maçı Türkiye-Gürcistan. Yeneriz. İnşallah. Tabii. Bana Gürcistan'da bir tane oyuncu söyleyin. Kovaliş Kenya. Alaba'yla Arnavutovic hariç Avusturya'da kimi tanıyordun? Nasıl? Alaba'yla Arnavutovic hariç Avusturya'da kimi tanıyordun? Ya kimseyi tanımıyorsun ama Avusturya'daki herkes yine bir yerde oynuyor. Ben şunu söylüyorum. Bir dakika affedersin. Bugün Avrupa'nın en kötü takımı ne? Diyelim ki söyle bana. San Marino. Ya biraz daha iyisini söyle. Lice Moldova. Işte. Moldova diyelim. Türkiye Moldova'da oynasa hiçbir şey çantada keklik değil. Değil. Ama biz zaten Gürcistan'ı yenemiyorsak. Biz bu gruptan 2-2 çıkamayız abi. Abi nasıl çıkamayız? Ümit kabul etmiyorum. Seninle iddiaya girerim. Neyini istiyorsun? Neyi ne dersen. Ben sakalları tarif ederim. Ben sen sakalları keseceksin. Ya sakal şey sakal kesmek nedir o? Keseriz Allah'ın izniyle. Başka neyi keseceksin? Mümkün et. Mümkün atıyor. Ben sana söyleyeyim. Niye? Ya sen ne alırız yap. Abi de kapı açılış maçı. Gürcistan ne zaman? Hangi ay? 11 Haziran mı? 18 Haziran. 18 Haziran. Türkiye Gürcistan'ı yener. 3. Portekiz'e bir şey diyemem. Sıfır mı? Abi bak bir de olur, iki de olur, sıfır da olur. Portekiz favori. Çekya, Türkiye bir Çekya yeneriz abi. 6 puanla çıkarız. Bana Gürcistan'dan Napoli'de oynayan Krasvayali. Mamar Diyashvili var, kalecisi ha. Valencia'da oynuyor. Ne olacak? O da iyi kaleci. Ya ne ya, her tarafı iyi olsun o. Valencia'nın kalecisi. Ya senin sol bekin Valencia'da oynuyor, sol açın Juventus'ta oynuyor, o kaptanın Inter'de ya oynuyor, öbürü Real Madrid'de oynuyor. Şakat yok. Peki Türk milletini, bizi seyreden kaç bin kişi çocuk var şu anda? Hocam anlık olarak 12 bin kişiyiz. 12 bin kişiye soruyorum. Bunlar 2 ay önce kurallar çekilirken gökten melek indi. Stop dedi. Ne dedi? Türk millet dedi. Size grubu söylüyorum dedi. Grubunu da siz varsınız. Gürcistan var. Bir alkış kopar. Tabii. Evet. Çekya var. Yine alkış kopar. Portekiz var dedi. Mesela Fransa'yı da sokabilirdim sizin gruba dedi. İngiltere'yi de sokabilirdim sizin gruba dedi. Tamam mı? Doğru yapabilirdi. Allah bin şükür deriz o meleğin. Elini öperiz. Bu grup Türk futbol tarihinin dünya çapındaki en organizasyonlarındaki nedir bunlar? Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'ndaki en lokum fıstık kadayıf. Abi. Grubu. Bak hocam. Bu iş akşamın kardeşi tekrar geçmiş olsun. Orada bir sürü tekme var. Yatan evden. Kontrol Hamit'in elinden alındı. Hamit'in istemediği bir adam getirildi. Kimin? Burada. Yani orada bir sürü işler var hocam. Bir sürü işler var orada. Yani orada Hamit'in elinden kontrol alındı. Kimin? Milli takımda. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu dakikadan sonra milli takımda herkes gitse. Ben, Ümit, Rasim, sen bu işlerde hasta yatağından kalmışsın. Hasta, çok hasta hocam. Hadi çocuk Almanya'ya gidiyoruz desek. Şöyle Ümit sen antrenmanları sevk edersin 2 hafta filan. Taktiği de sen ver. Ya, ben ya. Hadi koçum hadi. Bak ne diyorum sana. Ya Gürcistan'ı yeneriz ya. Montella bu Avrupa şampiyonu sonrası kalamaz. Çok yeneriz olsa tabii kalamaz. Hocam ben bir şey söyleyeyim kalamaz mi? Abi. Ben bu galibiyetten sonra ben Montella'nın Almanya'ya gitmesini zor görüyorum. Hayır. Yok. Ben Sergen Yalçın görev ediyorum ya. Ben bu akşamki, vallahi Sergen ben bu akşam. Bırak başlama yine klasik Türk basını gibi. Samet ne? Adam ilk defa kötü bir sonuç aldı. Ulan Samet tam turu yemin ediyorum. Bu takım Montella ile gidecek. Bu takım oraya gidecek. Almanya'ya. Ve bu takım en kötü ikinci olacak. Ondan sonrasını bilmem. Ha Ümit'in dediği bu takım üçüncü, dördüncü olacak. Çıkamazsa bir üçte. Abi yazın. Ben özür dilerim abi. Özür dilemek de ağız aşınmaz. Tamam. Yazın bu takım 2-2'den çıkamaz. Sana bir soru. Üçü bilemem. Bu takım 2-2 çıkamaz. Ya sen dalga mı? Kim bizi geçecek? Ben size şu geçerdi. Tabii Çekke geçebilirsin hocam. Abi kim geçecek? Futbolla Çekke geçebilir. Gürcistan bizden iyi takım mı? Değil. Bilemem hocam. Ama Çekke bizden iyi takım. Ben de efendim bir tane oyuncusunu söyle. Bir oyuncusunu söyle. Bireysel olarak belki hepsinden iyi olabiliriz. Ama takım olarak hepsinden kötüyüz. Hadi bırakın bu işleri. Bu 6-1 hocam.
Bak 6-1 beni de bak korkuttu. Hocam, bak hocam, korkutmaz olur mu? 6-1 beni de korkuttu. Aklıma Norşalent maçı geldi. İçimden de şunu geçirdim. Acaba biz Avrupa Kupası'na gitmesek de yeni bir böyle köy ülkelerinden bir köy Fenerbahçe. Ya, aralar. Bak, yani, aralar çok fazla troll. Sen var ya sen. Aralar çok. Ya yok ben de hayır. Ben de Çekya'yı görünce aklıma Sparta bırakma çıkı geldi. Ooo da bana giydi. Bakın böyle yani enteresan. İkiniz de eleştiriyorum. Aile eleştirme. Artık yeter diyorum hocam Rasim'e. Beyler kağıt üzerinde Türkiye, Gürcistan, Portekiz ve Çekya'nın olduğu yerde biz ilk ikiye giremeyiz demek karamsarlık. Ya hocam gitmeyin. Hocam az bile söyledim. Montreal'e gider mi? Az bile söyledim. Gitmeyelim. 3'e de giremeyiz. O zaman anlatsa biz Almanya'ya gitmeyelim. Hocam bak biz ilk ikiye giremeyiz. Ya ben giremezsek bak ne yapıyorum? Ya daha sen, bak daha sen kadro tercih şeref mücadelesi. Daha sen kadro tercihlerine bak. Ne? Montella şeref mücadelesi. Bak kadro tercihlerine bak daha neler olacak neler. Onu niye alındı, bunu niye alınmadı? Cengiz niye yok? Oo. İrfan niye var? İşte Zeki niye yok? O niye var? Ahmet niye yok? Mehmet niye yok? Ben sana söyleyeyim. Şimdi bak. Montella. Sen de gram bak gram duruş varsa Semih'i Avrupa Şampiyonası'na kadroya almazsın. Semih Kılıçsoy alır. Şimdi alacaksın. Almaz mı ya? Şimdi alacaksın işte. Takım iki gol atamadı. Semih iki tane yapıştırdı. Semih hak ediyor. Hak etmiyor diye bunu söylemiyorum. Şimdi geçen gün Semih'i milli takımı almadın diye Mert Günok kaleye koydun. Aman Beşiktaş'tan birini oynatın da eleştiriler azalsın diye. Eyvah, tamam mı? Bu işlere başladıydı. Bak şimdi Semih'i milli takımı alacaksın. Biliyorum ben seni. Alacaksın. Çünkü sen de Türkiye'yi öğrendin. Kulüpler nasıl susturulur? İnsanlar nasıl susturulur? Camialar nasıl susturulur? Şimdi sen de onu kovalıyorsun. Öğrendin. Şimdi bak Ümit. Türkiye'yi öğrendiğin için başarılı olma şansın yok. Antrenörüne futbol geçmişine ağır saygım olduğunu zaten hemfaten söylemiş. Ya olması gereken o zaten. Maça, evet devam edelim. Şu maça var ya. Gittik hazırlık yapıldı. 3 tane 90 dakika. Ümit oransız güç uyguluyor. 3 tane dakika. 3 tane 90 dakikan var. Gürcistan maçına çıkarken milli takım ve Montella ilk 11 yaparken ne Sayın Cumhurbaşkanımızı tanır, ne İtalyan Devlet Başkanlığı tanır, ne Federasyon Başkanı, ne Beşiktaş'ı, ne Galatasaray'ı. O anda kafasında çünkü ne biliyor musun? Kazanırsam şimdi bu işin Cumhurbaşkanı'yla Başbakan'la ne alakası var? Hayır anlatıyorum ya. Evet, hani dedin ya. Ben kimi tanıyacağını biliyorum abi. Hayatım. Ben kimi tanıyacağını biliyorum abi. Sen ne yapacaksın? Müsaade et hayatım. Bir dinle. Müsaade edin efendim. Az önce dedin ya. Beşiktaş'ın kaleci aldık, Semih'in gazını alayım filan. Bu hazırlık maçlarında bu tür gaz alma, manipülatif, atraktif hareketler yaparsın. O maç öyle değil. O tam maç Avrupa'da yapamazsın. Ya. İlk maç abi Gürcistan. Abi tamam. Kaybedersen bittin zaten. Ben de diyorum ki sana. Diğer kalan iki maç. Evet hazırlık maçlarında buna varım. Ama Avrupa Şampiyonası'na Semih'i götürecek. Sen de biraz duruş varsa götürme. Hadi şu var. Eğer Semih'in gelmesine ihtiyacı varsa. Öyle geçirdim olayı. Şey var sana. İhtiyaç var mı? Bir sana soruyorum. Semih'in gelmesine ihtiyaç var mı? %100. Niye almadın o zaman maçlara? Çok basit ben sevabını söyledim. Evet. Menajer oyunlarında menajerlerin tamam ben anda de bunu anlatıyorum. Almıyorsan yine alma. Almıyorsan o zaman almayacaksın. Yani şu var. Bakın sahtekar hakemler vardır. Kendi liglerinde eyyamla kolpayla maçlarını yönetir. Ama çok önemli bir şeyde çıkar çatır çatır maç yönetir. Çok Türkiye'ye bak. Türkiye'de yabancı antrenörün süresi 2 yıldır. Türkiye'yi öğrendiği gün göndereceksin. Çünkü Türkiye'yi öğrendiği gün kimle diyaloğa gireceğini iyi bilir, kimi dinleyeceğini iyi bilir, kimi hoş tutacağını iyi bilir, yalandan İstiklal Marşı okur. Ya siz bana bırak sorunla biz tamam, bu tamam. Yani bana anlatmayın ya. Ümit, bende şöyle kolpaları yoktur. Türküz milli takımımıza destek olalım. Ben hiç bu işleri yemem. Tabii ki ben isterim milli takımımızın Avrupa şampiyonu olmak. Ama şu var, hakikaten milli takımımıza bakıyorum. Bugün altılık rezillik bunu kabul ediyorum. Evet. Bu Allah'ın gazabı. Fakat bu bizim milli takım. Gürcistan'dan da, Çekya'dan da iyi üstün takım. Ya, üstün bak Portekiz demiyorum. Bireysel olarak çok yetenekli. Şimdi diyor ki doğru. Seni şey diyor. Ama sağdaki liseye giden bir çocuğu diyor hemen diyor üniversiteye gönderin diyorsunuz diyor. Montella diyor. Bak şimdi. Tamam Real Madrid'de az bir yer değil de şimdi Arda'nın aldığı süreyle Semih'in aldığı süre bir mi? Değil. Sezon başından bu yana oynuyor. Ne oldu Arda hemen üniversiteye mi gitti? Arda Fenerbahçe'de geçirse daha çok süre alıyordu. Sakatlandı oldu bu oldu. Arda sadece Real Madrid'den geliyor diye oynatıyorsun. Doğru. Ben sana söyleyeyim mi?
Semih oradan gelse Arda burada devamlı oynasaydı Beşiktaş'ta, Semih'in orada kadar oynasaydı. Semih de Real Madrid'de Arda kadar oynasaydı yine Semih oynayacaktı. İşte, Ümit futbolda... Eyyam yapıyorsun. Ümit futbolda bazı mistik, ruhani devinimler var. Fenerbahçe yine biz buradaydık bir gece. Danimarka'da ismini zor söylediğimiz bir takıma. 6-1 yenildi. Geldi. Bugün Konferans liginde çeyrek finalde %55 şanslı oldu Olympiakos. Üstelik Norşalenti sırtında sallayacak Sencilos takımını orada 3-0 yendi. Şimdi bugün 6-1 canacı. Cilos'a çıktığı kadroyla Norşalenti tabii çıkmadı. Ki o benim şeyi destekliyor. Fakat şunu söyleyeyim. Belki de bu 6-1 iyi oldu. Biz, hayırlı bir mağlubiyet diyebilir miyiz? Bak kardeş, yetenekli oyuncularsınız da ortalama bir Orta Avrupa takımı sizin içinizden geçti. Onun için fazla kalkmasın şeyiniz, egonuz fazla kalkmasın, yükselmesin egonuz. Gürcistan maçına odaklanın. Belki bundan sonra ciddi anlamda bir veya iki tane hazırlık maçı oynayacağız. Bu maçlar iyi bir ders de olabilir. Ders olur. Bazen tabii dayak ki iyidir. Tabii ki. Montella'nın bir görüntüsü var. Şimdi peki bir dakika. Bir soru. Şu maçtan sonra ilk yapacağı iş benim birinci kalecim Uğurcan diyecek. Montella değil mi? Demedim o kaybettin. Yerine kim oynatacaksın? 38 yaşında Dinozof. Mert Günok 38 yaşında lan ne olacak ya? Mert Günok'la Avrupa Şampiyonası mı oynayacaksın? Tabii. Ne yapacaksın? Samsun'dan Okan'ı, Başakşehir'den Muhammed Şengiz'e mi oynayacaksın? Kayseri Spor'dan Bilal'i mi oynayacaksın? Ren'in kiralık gönderdiği Doğan Alemdar'ı mı oynayacaksın? Çıkacaksın diyeceksin ki benim birinci kalecim Uğurcan. Bunlar olur diyeceksin. Bir defa ona güven tazeleyeceksin. İki, sen bu tandemi nasıl kuracaksın ona bakacaksın. Çünkü o tandemde belli ki sen Sanchez'le Nelson olacak, Abdülkerim'in oynama şansı zor. 3. Çağlar ne zaman iyileşecek belli değil. Melih Arabistan Ligi, ne ligi, nasıl antrenman yapıyorlar, ne kadar antrenman yapıyorlar çok belli değil. Her yerinden belli. İsabet Panathinaikos'ta oynuyor. Kaan tam stoper değil. Sabek mi oynuyor, libero mu oynuyor, stoper mi değil. Elinde Ajax'ta senle da adam Avrupa Ligi'nde oynuyor. Lan bu adam oynuyor olamıyorsun sen ya. Şu iki maçta gör, ne olacağını gör bari. Bu kadar zor mu yani? Şimdi bu adamların adı var kardeşim. Geldiler. Ben size bir şey söyleyeceğim ya. Montella ne yaptı ya Türkiye'de? Bana bir anlat ya. Diyorlar ki Adana Demir'de çok başarılı oldu. Lan ya. Türkiye Kupası'nı alan adamı milli takıma getirmediniz. Adana Demir'i ilk beşe sokan adamı getirdiniz. Ne yaptı Montella'da getirdiniz? Sırf Fatih Hoca'yı getirirsek Abdullah Hoca üzülmesin. Abdullah Hoca'yı getirsek Fatih'in mırın kırık etmesin diye Montella'ya getirdiniz. Doğru. Ayakçının sonu ne denir? Ayakçının sonu ayakçılık mı? Evet. Olacağınız bu. Onu bile elinizin yüzünüze bulaştırdınız. Ama Montella İtalya'da da başarısız olmadı. Ya başarısız olmadı da. Şunu düşünsene. Sevilla, Roma, Milan, Fiorentina, Döngel, Adana Demirspor. Adana Demirspor'u kümsemiyorum. Ama sen demiyorsun. Hector Cooper, Ordu Spor'a gelse Hector Cooper'dir. Ya Hector Cooper, Hector Cooper, Hector Cooper'in İnter'de şampiyonluğu var. Kardeşim bütün bildiklerini yanılmıyorsam. Bütün bildiklerinizi unut. Buyurun hocam. Milli takım hocalığı futbolda zurnanın son deliğidir. Ben başkan özür dilerim. Orada bir şey söyleyebilir miyim? Bak bir şey söyleyeceğim. Bu kadar yaşım. Herhalde en küçük Rasim benden küçük değil mi? Sen küçük müsün? Kaç yaşın sonra? 81 Samet ya. Küçük. En küçük ya bir şey söyleyeceğim. Biraz aklınızı başınıza alın. Bak. 94 yılında bir sigorta ödül töreni dedim ki İngiltere 100 yıl geçse şampiyon olamaz demiştim. Çünkü oyun şeylerinden ödül vermiyor demiştim. Çok milliyetçiler demiştim. 94'te. 94'te. Sen daha o zaman kaç? 19 yaşındasın. Tabii gençliğimde oynuyordum. Bak şimdi size bir şey söyleyeyim. Alman milli takımda bir tane yabancının çalısını gördünüz mü? İspanya milli takımda bir tane yabancının çalısını gördünüz mü? İtalya milli takımda bir tane yabancı çalısını gördünüz mü? İngiltere gördük. Fransa milli takımda bir tane yabancı çalısını gördük. Tek çalışan yer İngiltere. O da ne oldu? Sven Göran'ın son. Sonrasında Capello geldi. Bugün var ya İngiltere liginde Middlesbrough'u çalıştırdı. Middlesbrough'u bile çalıştıramayacak bir adam Southgate. İngiliz bakın İngiltere milli takımının son 50 yıldaki en büyük başarısını elde etti. Final oynadı. Ya Southgate. Onlar bile yerli hocaya döndü. Hala da biz Kamerun bile giderken Fransızca bilen adam alıyor. Yani anlatabildim mi? Siz adam Türkçeyi bilmeyen, ona hitap edip bu kulüp takımı değil burası. Bu kadar mı kafanız çalışmıyor lan sizin? Bu kadar mı kafa çalışmıyor lan sizin? Peki, yani bu koltuklardasınız diye. Kardeşim bu ırkçılık değil. Türk getireceksiniz. Türk. Lan Hipnik'i getirdiniz olmadı. Bak. Şuna karşı değilim. Dur dinleyin. Lucescu'yu birini getirip, Lucescu'yu şey yaptığım için değil. Yapılanma. 4 sene diyeceksiniz ki bu takımın bir önceki takımın iskeletini koyanlar Lucescu'ydu. Veyahut da Sepp Piontek gibi bir adamı getirirsiniz. İşte C geniş milli takım, B geniş milli takım, A geniş milli takım, futbol bölge okulları, o bu. Bir altyapı kuracaksanız varım.
Derval gibi bir adam getir. Varın. Sıfırdan. Ya abicim bak Hitting. Şimdi olmaz. Olmadı değil mi? Olmadı. Olmadı. Ümit'ciğim haklısın. Ama o değil. Kalmış 2 ay. 2 ay sonra Gürcistan maçı. 2,5 ay sonra. Yapacak bir şey yok. Ben genel bir şey konuşuyorum. Bak, bir bak. Dünyanın 5 majör ligini saydım sana. Tamam, hiçbirini İngilizler bile artık İngilizce döndü. Ediyorsunuz yabancı oyuncu getiriyorsunuz. O akşam Türkiye liginde bir yabancı şampiyon yapıyor. Ben futbolda mistik devrimleri söyleyelim. Maç kaç bitti? 6-1 hocam. 6-1 nerenin plakası? 60-1 Trabzon. Şenol Güneş mi yaşıyorsunuz? Can milli takım birinci kalecisidir. Yandı ya. Tabii. Hazır mısınız? Ama 6 tane yedi. Müsaade eder misiniz? Şimdi bize bir olay anlatayım. 10 dakika. 10 dakika sürmez. 1 dakika sürer. Hocam çok değil mi 10 dakika? 1 dakika sürer. 1 dakika sürüyorsa iyi. Temel. Trabzon'dan, Rize'den, Laz bunalıma girmiş, şeye gitmiş. Ankara'da, Hacettepe'ye psikiyatriste. Evet. Psikiyatrist almış. Dinliyor musun Ümit? Dinliyorum. Dinliyorum. Merhaba demiş. Nasılsınız? İyi misiniz demiş. Evinizde akvaryum var mı demiş. Var demiş. Ne var içinde demiş beni balık. Balık deyince aklınıza ne geliyor demiş. Deniz. Deniz deyince aklınıza ne geliyor demiş. Güneş ve sahil. Sahil deyince aklınıza ne geliyormuş. Bikinili güzel kızlar demiş. Bak sen şey değilsin. Homoseksüel değilsin. Heteroseksüelsin. Evet. Normal sağlıklı bir erkeksin. Çok güzel. Sen iyisin git evine demiş. Temel kahveye gelmiş. Dursun demiş. Ya sen 2-3 gündür yoktun Ankara'ya gittin. Psikiyatrik tedaviye. Harika bir test demiş. Ben çok sağlıklıymışım demiş. Allah aşkına bana da yapsana demiş. Yapayım lan demiş. Evinde akvaryum var mı demiş. Yok tamam, demiş. Olma sen ibnesin demiş. Şimdi. Yok hakikaten yok. Tamam mı? Şimdi dinle beni. Şimdi Houdini ne ya? Ahmet Houdini çok. Houdini kim? Sihirbaz, sihirbaz, mistik. Ha. Mistiksin mi? Şimdi. Türkiye'de futbolda. Bak bu işler kardeşim şu anda 39-40 derece ateşle muhtemelen bronşitle yatıyor. Onun bana bir lafı var. Evet bronşit. Sen her şeyi doğru yap Allah yardım eder. Kalbin kötüyse bu laf da senindir. Kalbin kıpır kıpır oynuyorsa Allah sana yardım etmez. Ekmeği Allah vermez, kul kula vermez Allah verir falan gibi böyle güzel laflar vardır. Doğru mu Ümit? Doğru. Peki. Türk futbolundaki son 3 aydır yaşanan ağır rezilliklerin bedelinin Allah'ın bugünkü sopasıydı. Dedi ki Türk halkı, futbolunuzu çakallar, çukallar, rezillikler yaşanıyor, reziller yaşatılıyor. Aynen. Büyük bir kaos var. Size ilk uyarım. Belki de son uyarız. Evet. Çok konuştum özür dilerim. Bu arada bir dakika beyler. Büyük sıkıntı. Bir dakika beyler. Evet Ümit'ciğim seni dinliyorum. Ben bir şey demedim. Hocam bu arada süper chatleriniz var. Süper chatlerimi bir okuyayım. Ondan sonra Rasim abim de. Uyuyacağım burada. Rasim abim. Misafir sana çıkıyor. Söyle hadi bakalım. Hemen okuyorum. Mehmet Öztekin Montella'nın balon patladı. Geçirmişler olsun. Bilen Ahmet hocam Göttingen'den selamlar. Aleykümselam. Feynegül'ü selam Göttingen'den. Bir maç ya. Şenol Ümit hocam Trabzon'da yaşanan olaylarda başını kuma gömen TFF'ye Avusturya plakasını yazarak 6-1 yeter dedi Ümit hocamın kalbi selamlarla. Şenol 57 mi? Tuttu. Şenol 57 mi? Şenol 57. Eyvallah Şenol baba. Semih'in ahu tuttu diyorlar Rasim abi. Doğru mudur? Ahu tutmuş mudur hakikaten? Ama Beşiktaş'ın şey ama ben şunu Ümit'e katlıyorum. Montella'ya ben çok destek edeyim. Kasım'da da Ekim ayında da Montella dokunuşu dedik hepimiz. Takım bir anda değişti. Çok büyük sevgi oluştu Kuzdan sonra ama biraz eyyem yapmaya başladı. Yani futbolcu seçiminde mi? Kulüpleri dengeleme. Yani Adana Demir deneyimi Türk futbolu öğrenmesi iyi oldu derken Türk futbolunun yanlış mirasını da almış Montella değil mi Ümit? Doğru. Yani yanlış mirasını kendine transfer etmiş. Sevgi bence oynatır. Babalar gibi oynatır. Sence oynatmaz mı Almanya'da? Anlat. Ya alırsa zaten Semih bu saatte sonra bir takım alırsa zaten kendini inkar etmiş olur. Tabii. Yani eleştirilerden dolayı almış olur. Hani sen Semih'i alıp Macaristan maçında oynatıp da sonra İtalya gibi bir takımla maç var diye Semih'i ümitli takıma gönderseydin bunun tutar tarafı olurdu. Tabii. Yani ya işte etti işine için için. Kim bu Koreli yani. Ne demiş? Aykut Kocaman 2004 Yunanistan gibi şampiyon yapsın. Güzel değil mi? Otto Rehagel. Otto Rehagel. Otto Rehagel gibi Aykut Hocam gelsin. Savunma yapa yapa. Yapsın. Tabii. En görkemsiz bir şeydi şampiyonaydı. 2004 Yunanistan. Ümit Hocam, Emre Kahraman. Ümit Hocam'a hak veriyorum. Hırvatistan'da 2 maç üzerinden eleme usulü oynasak kesin elenirdik. Berdan Bayram demiş ki Ahmet Hocam ve Ümit Kaptan'a selamlar.
Rasim abime de selamlar demiş. Selçuk Ahmet Çakar hocam PFDK sevkleri niye açıklanmıyor? Oraya geleceğiz Selçuk. Kim bu Koreli? Semih milli takım topçusu değil. Derbide gördük. Davidson'un iki omzuyla yerle bir olduğu oturmada rezil kepaze olur. İnsansı kertem Kele Serence Beyli Ahmet hocam TFF'ye kafaya taktığından beri hiçbir şey yolunda gitmiyor. Rasim abim sana da selam olsun. Barometreyi çok yakından takip ediyorum. Hocam olsun, Ümit koçum yaşın kadar maç izledim. Senin futbol bilgin yok demiş. Mehmet Üstelik. Ümit Özat Proftır Mersin'den selamlar. Mesut Di Ahmet hocam gurbetçiyim. Yarın işe nasıl gideceğim? Utanıyorum Viyana'dayım demiş. Ha bugün Viyana'daki çocuklar aradı. Ne olur dedi. Bir şey söyleyeyim mi? Buyur hocam. Hissiyatım. Bugün Avusturya'da bize farklı yeniciydi. Bu kadar bekliyor mu? Bekliyordum. Hatta mislif onları oynadım. Söylüyorum. Bir şey söyleyeyim mi sana? Söyleyin hocam. Bu kadar güvenilir, arayüzü olan bir iddia sitesi mislif on yok. Her türlü maç, tenis, basketbol. Seçeneği yani var. Ekvator Ligi'nden Angola Ligi'ne kadar Şili neredeyse kadar korkunç bir şey. Pasta. Bir şey var. En önemlisini söyleyeyim. Spektrum. Güvenli. Kazanırsan alırsın para. Kaç tane legal gibi. Legal. Polisle uğraşmazsın, vergiciyle uğraşmazsın şununla. Paran da ertesi. Bitti mi baş? 20 dakika sonra yatır. Ve bir vergisi saniye. Ödenmiş. Bir de bak. Vergisi ödenmiş para. Çakar'la ortak dostluğu isim vermiyoruz. Adam 30 bin dolara gitti. Oo dedi 30 bin dolar dedi. 4.50 ile çarptım dedi. 100 bin 30 bin dolar. O parayı unutsun. Ama yani misliden oynayıp mislikomdan oynayıp 30 bin dolar kazansaydı. Bir saniye de parası cebindeydi. Gitmez mislikomda bir de. Abi dediği gibi harika arayüz var. Taç atan, ilk korner yani. İlk taç yok. Korner var. El Salvador var ya. El Salvador Ligi'de maç var. En önemlisi 3 şey şu. Sana farklı bir portreyi sunuyor. 2. Alanın aksütü gibi helal, kanuni bir site. 3. Kazandın mı alırsın. Diğerini de alamazsın. Tabii ki. Diğerlerinde alamazsın. Bizim hocam. Ahmet'i bugün dur. Misli.com'da oranlar şampiyon oranlar. Ahmet'i bak. Normal iddiadan daha yüksek oranlar. Ahmet'i yani. Bugün bizim Ahmet'i. Evet. Vakıf Göz diye bir yer var. Karşıda Bayrampaşa'da oraya götürdük. O gözünün kapaklarını aldırmıştı. Ne o şey Drakula'ya benzemiş. Ondan sonra. Ben korkarım o çocuğu. Dönerken taksiye bindik. Adam şöyle döndü. Ya ben sizi bir yerden tanıyorum dedi. Dedim ben bu Cihan'a sığmazdan da oynuyorum dedi. Tamam mı? Ne? Ben bu Cihan'a sığmazam da oynuyorum dedim. Yok dedi. Sen dedi futbolcusun falan filan. Ya üzüldüm dedi ki. Ya dedi Ümit hocam dedi ya 400 bin lira dedi boş ver dedi iddia oluyor. Oynama o zaman dedim. Nerede oynuyorsun dedim. Ya işte şöyle. Ya, git dedim misliden oynasana kardeşim dedi. Maç oynayanlara söylüyorum. Tamam mı? Ha 200-300 lirayı gönderelim. Böyle yaptı. Hadi bakayım. Ya hocam böyle yaptı. Bak şimdi. Bugün dedi Avusturya'nın kazananına dedi 1000 lira basacağım dedi. Ne kazanıyorsun dedim. Günde dedi 800 lira kazanıyorum. Ya günde dedim 800 lira kazanıyorum. Para dedim mi sizden orada para al. Ya tabii. Üzüldüm ama ne, ama hakikaten oynadıkları zaman buradan paralarını rahatça alırlar abi. 10 dakika tabii, sonra. Bir de çok yüksek oranlar. Sonra. Şampiyon oranlar yüksek yani oranlar. Yani işte bu konuda açık konuşalım. Yasal bahis şirketleri arasında bir numara. Evet. Bir numara. Yasal dışı bahisler ki oranlar kandırmasın. Hocam, oranlar suyum. Güzel ama para gelir gelmez belli olmaz. Bir dakika diyelim aldın. Yarın maliye der ki bir gelsene der ya. Hocam ben şu kartı bir dakika. Hocam bir ben Google anlatayım. Hayır. Geçen eder. Şuradan bir para gelmiş şu kartına. Ne ayak? Bayiş. Yasa dışı bayiş. Sıkıntı büyük. Tabii. Evet. Bu işlere tekrar geçmiş olsun çok diyoruz. Geçmiş olsun. Ateşler şu anda milli takım konusunu kapatarak. Hocam biraz daha bu bir dakika. Yayın Montella. Rentco'daki arabama biniyorum. Evet. Bir şarın yanına geçmiş olsa gidiyorum. Hemen bu hastane hepimiz, olsa merak hepimiz, ediyorum ben. Hastane hepimiz Rentco ile beraber gideceğiz. Aa bir dakika. Rentco'nun şöyle bak. 65 şehirde bayilik. Ajenta, muhatap olacağınız kişi, online ödemelerde %35 civarında bir indirim, her daim sıfır araç, ve temiz. Uçuyorlar, temiz, zaten temiz, yani. Sıfır araç, tam full kasko, yani diyelim ki çarptın, bay bay dersin, sana yenisini getirdim. Sadece trafik sigortası yok. Evet. Vallahi ben Bodrum'a giderken, anlat. Ramazan'da %40. Ulan her otostopla gitmiştin. Yok Rentco ile gittin. Rentco bana bir araba gönderdi. Bu video saat Bodrum yolculuğu yaptı şu an. Bak nasıl biliyor musun? Abi. 6,5 saat, 3,5 saat İzmir. Sonra bir yer vardı. Güzel orada bir kahvaltı, mahvaltı. 2-2,5 saatte oradan 6,5 saatte tıkır tıkır şıkır şıkır tertemiz gittim geldim. Rentco sağ olsun. Hocam Montella'nın açıklamasına bir bakalım. Montella ne demiş? Kendini nasıl savunmuş?
Kimsenin beklemediği bir sonuç. Ülkemiz için üzgünüz ama bu tarz maçlarda tekrar kafanızı kaldırıp cesaretinizi ortaya koyma fırsatı verir. Bunun üstünde durmak gerekiyor. Böyle mağlubiyetlerden sonra bizi yıkabilecek analizler yapmamak lazım, yoksa çok basit olur. Niye? Diğerlerinin günahı neydi? Bir tek sen, yani... Diğerine geçelim. Bir dakika, İlk geçme yerde... abi, unutuluyor yani. Diğerlerinin günahı neydi yani? Fuat Terim'in, Abdullah Avcı'nın, Mustafa Denizli'nin, Şenol Güneş'in, Ersun Yanal'ın, milli takımda çalışanlar yenildiği zaman millet neler diyordu? Onları denilecek de sen şey misin yani, padişahın sol ayağı mısın yani? Anlamadım ben bu işi. Böyle yani şey var mı yani? Bozmayın diyor. Moralimizi bozmayın diyor. 2024'ün Haziran ayında bütün Türk milleti güldüreceğim diyor Montella. Ama bu hazırlık maçları benim gibi koyu Montella'cı bir adam bile tereddüt düşürdü tabii. Doğru. Yani ben çok destekledim. Montella haydi dedim, yeni bir ruh verdi, şu bu, ama yani ne yapıyor bilmiyorum. İnşallah Çakar dediği gibi. Tamam, devam edelim abi. Bilmiyorum. İlk yarıda takım fena oynamadı. Duruşumuz iyiydi, keyif verdi. İlk yarıda gösterdiğimiz futbol. Dakikalar geçtikçe birlikteliğimiz bozuldu. Tempoda yükseldikçe bazı futbolcularımız da çok oynamadıkları için bize bu şekilde dönüşü oldu. Bu tarz mağlubiyetlerde genç milli takımı geliştirir. Bunları da yaşayıp birlikte gelişmemiz gerekiyor. Devam verelim. Burada sorumlu varsa o da benim. Kimsenin başkasına suçlamasına gerek yok. Baktığınızda çok fazla motivasyonum yüksek. Eminim çok daha yüksek performans göstereceğimiz şampiyon olacak. Bu iki maçta da geri bildirim aldık. Euro 2024'e giderken ideal bir 11'iniz olacak mı diye sormuşlar. Montella da ben de bunun mantıklı olduğunu düşünüyorum. Öyle olacağını söyleyebilirim demiş Ümit Hocam. Yani kafasında kadrosu belirli şu anda. Üzgün olduğumu söyleyebilirim. Buraya gelen ve bizi izleyen taraftarlarımız için ilk yarıdaki futbol ve ikinci yarıdaki futbol çok farklıydı. Öyle bir maç oldu. Baktığınızda ilk yarıda iyi bir futbol oynadığımı söyleyebilirim. Kesin bir şey var. Geliştirmemiz gereken o da şimdi, gol atmak. İki tane şey vardı. Bir, sezon bittikten sonra sen 25 gün kamp yapacaksın. O 25 gün kamp içinde muhtemelen 3 ya da 4 tane hazırlık maçı oynayacaksın. Öyle 2 hazırlık maçıyla gitmezsin. Sen bu 2 hazırlık maçına ne yapacaktın biliyor musun? Bir zamanlar Fatih Terim o Vedatların falan çıktığı bir milli takım hazırlamıştı. Vedat İnceefe 96. Şimdi sen bu iki maça, senin bir defa omurgan belliydi, iskeletin belliydi. Say onları. Ondan hiçbirini çağırmayacaktın. Getirdiğin kadrodan kampa kimi götürebileceksin? Görmek istediğin adamları getirecektin. Onları bu iki maçta oynatacaktın. Onlardan da net bir şekilde fikir elde edip onları kampa dahil edecektin. Şimdi sen oynayanı da getirdin. Oynamayanı da getirdin. Getireceğini de getirdin. Götürmeyeceğini de getirdin. Ne oldu abi? İki tane, hani 5-6 tane maç olsa anlarım. Yani şimdi sen şu kampa Hakan'ı davet etmen yanlış. Kenan Yıldız'ı davet etmen yanlış. Salih'e bir şey diyemem. Ne bileyim. Yani Uğurcan'ı davet etmen yanlış. Yani oraya banko götüreceğin adamları bu kampa getirmeyecektin. Çünkü niye? Sen zaten sezon sonunda, yani o hazırlık kampında en az 3-4 tane hazırlık maçı oynayacaksın. Yeri garanti olanları getirmeyecektin. Doğru. Onların yerine bir Abdülkadir Ömür'ü bir gör yapabilir mi? Yusuf'u gör. Yani onda emin misin? Ne bileyim. Bir gör yani. Kafanda istifam olan adamları bir gör. Ve görmek istediklerini gör. O getirmediklerini yerine de Ahmetcan'ı da, Ahmetcan Kaplan'ı da, işte Semih'i de buraya monte edecektin. Sonra da kafanda bir her şey bir şekillenecekti. Ben 6'ya, 5'e, yenilgiye bakmıyorum. Ben oyuncu tercihlerine bakıyorum. Yani sen oyuncu tercihleri yapıyorsun. Yani doğru otursa Montella, oyuncu tercihleri doğru yapsa da 5 yese o kadar eleştirmeyecek. Oyuncu tercihlerinden kastım sahadaki 11 veyahut da giren çıkan tercih değil. Kampa çağırdı yani. Şu iki maçın kadro tercihinden bahsediyorum. Sen yeni bir takım yaratmalıydı diyorsun bir nevi. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Getirdin Abdülkadir Ömür'le Yusuf'u. İkisi de oturuyor abi. İkisi de oturuyor. %100 eminim ki birinden birini almayacaksın. Abi diyorum ya sana, Kenan Yıldız'ı, Hakan'ı, yani Avrupa Şampiyonası'na gitmesi %100 garanti olan adamları bu kampa çağırmayacaktın hocam. Doğru. Çağırmayacaktın. Çünkü ilk defa milli takım çalıştırıyorsun sen. İlk defa, kolay değil. Bu işleri bilmiyorsun yani. Bak, bu adamları götürmeyecektin. Onların yerine olası, çünkü niye 8 hafta var? Allah korusun Kenan sakatlanabilir. Tabii. Allah korusun Hakan sakatlanabilir. Evet, Allah korusun Uğurcan sakatlanabilir. O yani temel taşların yerine oynayabilecek oyuncuları görecek. Şimdi Abdülkadir Ömür'ü çağırdın iki maçta. Ne oldu? Ne anladın buradan? Ne anladın buradan? Bana bir söyle bak. Ne anladın? Bu işten ne anladın? Kimse bir şey anlamadı. Yoksa maç bu. Yenersin, yenilirsin. Ben o işlere çok takılmıyorum yani. Hocam. Evet.
milli takımı artık bırakalım. İşin cilasına geçelim mi yavaştan? Yemek cila. Esas konu bu cila filan değil. Esas yemek Türk futbol tarihinin, 100 yıllık futbol tarihinin bunun aşağı yukarı 45 yılını filan, şey 50 yılına şahitim. Büyük öyle bir kısmı şey profesyonel olarak, bir kısmı da çocukken çevirdim. Dibi gördük değil mi hocam? Dibi gördük. Bu Türk futbol tarihinin skandal diyemem. Aşağılık diyemem. Dibi görmedim. Rezillik diyemem. Bundan daha dibi yok. Doğru. Peki neden hocam? Gün neden geçmiyor ki bir rezillik Türk futbolunda ortalığı karıştırmasın. Rezillik. Rezillik. Da Huç Dallas'ın konumu nedir hocam? Bakın abi bir dakika şimdi siz Huç Dallas'ı ne yaptınız? Huç Dallas hangi Huç Dallas benim devrem. Aynen. Huç Dallas zamanın iyi hakemlerinden biriydi Avrupa'da. Sizden iyi olmasın hocam? Yo bizden iyiydi. Ama sonuç olarak bir insan. Yani bugün benle Huç Dallas'ın hakemlere vereceği eğitimin arasında çok büyük fark olmaz. Çok büyük fark olmaz. Huç Dallas'ı öyle bir yaptı ki Türkiye. Huç Dallas'ın dediği şimdi Allah'ın kelamı. Allah'ın ne derler? Ayeti filan öyle bir şey yok. TT pozisyonuyla başlayalım. Sıkıntı şu. Başımızda Türk futbolunu yöneten bir adam var. Mehmet Büyükekşi. Şimdi isterse Ahmet Küçükekşi olsun fark etmez. Ağır yalanlar söyleyen, güven vermeyen bir şahıs. Şimdi eğer baba bir ailenin babası biraz güven vermiyor, yalan söylemiyor, güven vermiyorsa o çocuklardan hayır sen bekleme. Hayır bekleme. Peki bu beyaket toplantısı kim sızdırdı? Şimdi bak. O, abi ben ona bakmam kardeş. Aa, sen kimin sızdırdığına falan bakmam. Ama o da büyük bir suç. Bak suç başka bir şey. Ya affedersin. Gitti oraya bak hala anlamadınız değil mi? O ayrı bir konu. Ben burada kimin biraz sızdıracağını da. Kim sızdırırsa bulunur. Şimdi efendim gizli haberleşmenin ihlali falan 2 seneden 5 seneye ona bakmıyorum ben. Gizli ihlal. Ben ona bakmıyorum. Peki siz hangi ben şuna bakıyorum. Hocam olaya. Türk hakemlerinin bak biz de hakemdik biz. Ben, Erman, Oğuz, bizden sonrakiler, Muhittinler, Sabriler şu biz de hakemdik. Biz hata yapmadık mı? Yaptık. Ama biz şunu demedik. Bize de o zamanlar zoom falan yok. Sorarlar Ahmet bu penaltıyı verdin. Ne diyorsun? Ben inanıyorum verdim. Sen inanmıyorsan verme. Ben inanarak verdim. Dersin. Şimdi gerek Abdülkadir Bitigen. Gerek onun dördüncü hakemi. Söyleyeyim bana isminizi. Özgür Yankaya. Özgür Yankaya. Sonra Cihan Aydın. Sonra o saçları olmayan çocuk. Sakaryalı. Erkan. Erkan. Ulan öyle bir konuşuyorlar ki bak ne çıkıyor biliyor musun? Vallahi seyirci bir vardı. Oyuncular bir eller kollar o gösterildi. Yusuf o açıklamaları verelim. Böyle bir dolduruşa geldim. O an bana penaltı gibi geldi verdim. HKTT pozisyonu verdim. Bence onu bir yayınlayın ses kaydı. Müsaade misiniz? Müsaade onları yazıyla alın Rasim abi ben okuyacağım dinlendireceğim. Şimdi bak ne demek bak. Abdülkadir diyor ki ben görmedim. Özgür beni çağırdı diyor. Özgür de diyor ki ifadesi bak. Bir uğultu oldu. Seyirci bağırdı. Ben ayaklar vurdu zannettim. Futbolculardan da isyan vardı. Evet. Gittim teması gösterdim. Abdülkadir. Abdülkadir. Ben de penaltıyı verdim. Huç Dallas diyor ki. Şimdi penaltı mı düşüyorsun? Hayır diyorlar. Skandal. Ayrıca de opozisyon %100. Opozisyon %100 penaltı değildir demiyorum. Bence değil. Ama bir temas var. Pozisyonu verelim mi hocam? Bir bakmak ister misin? Hayır herkes biliyor zaten. İkinci olay. Şey bilmiyor herkes. İkinci olay. Cihan Aydın'la Erkan. Şey diyor ki Pavelcil'le şey Huç Dallas. Pavel'le. Bir de bunlar yancı biliyor musun? Pavelcil kim ya? Hocam Polonyalı bir hakem. Ya yemişler Polonyalı hakemliğine. Bana ne abi sanki şey değil yani. Yani onların dedikleri. Bak şimdi skandalları söylüyorum. Nedir hocam skandallar? Skandallar. Erkan diyor ki öyle hissettim. Eline çarptığını hissettim. Verdirdim. O da hissetmişse ben de onun hissettiğinden hissettim. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Türk hakemleri hislerine göre, seyirci reaksiyonuna göre, futbolcuların el ve kol itirazlarına göre karar veren, çok yanlış. Kapasitesiz, rezil bir performans sergileyen bir zümre. Daha kötüsü. Kardeş,
bu devre içi toplantılar İngilizce olur. Tercümanı ne gerek var? Demek ki şöyle basit bir futbol konusunda bile İngilizce konuşamıyorsan sizler bir hiçsiniz. 3. Mehmet Büyükekşi'nin ağır bir yalancı olduğu ortaya çıktı. Hangi konuda? Çünkü Ali Koç bundan 20 gün önceydi ki. Mehmet Büyükekşi'yi aradım. Böyle bir toplantı olmuş. Yo, öyle bir toplantı olmadı diyor. Oysa bugün belgeyle, vesikayla onu verelim büyük mi? Ekşi... Videosu var, verelim mi hocam? Tabii ki, buyurun beyefendi. Buyurun. Hocam siz devam edin, Yusuf arkadan hazırlıyor. Tabii. Mehmet bir yalancı oldu, ortaya çıkıyor diyordu. Bu yalandır. Ali Koç soruyor. Böyle bir toplantı olmuş, Hulk Dallas filan. Yo, öyle bir toplantı olmadı diyor. İşin kötüsü, hem öyle bir toplantı olmuş. Hem de büyük ekşi bu toplantıda katılmış. 2. Federasyon resmi siteşi. VAR müdürü, VAR üstadı Tolga Özkalfa istifa etti diyor. O toplantı diyor ki Tolga'yı görevden aldık diyor. Hazırsa verelim. Hangisi doğru? Rasim abi dikkatli abi izleyelim. Ses aç. Ses aç. Evet. Ses açsana kardeşim. Yusuf sesi açalım, fulleyelim. Çok önemli. Evet, basit bir temas olduğunu düşünüyorum. Does he think it's a penalty? Bunun penaltı olduğunu düşünüyor musun? Daha öyle söyleyeyim sana. Evet, basit. Hocam burada ses kaydı. Ben niye duyamıyorum. Bu kadar hafif basit. Biraz daha ses verelim. Yani açamıyor mu? Rasim abi de çok dikkatli. Hata yaptım. Yani hakemin orada görmediğini söyleyince inceledim. Heh. Beklentiye baktım. Orada itiraz eden oyuncular vardı. Teması gördüm. Kes! Kes! Kestik hocam. Kardeş, kes. Sesi açar mısın? Böyle şey olmaz, evet. Sesi açar mısın? Baştan al sesi aç. Yusuf en yüksek sesle ver. İddia şu. Abdülkadir Bitigen Galatasaray maçında verdiği penaltıyı yanlış penaltı verdi, itiraf ediyor. Bunun izlediğinde faal olduğunu düşünüyor musun? Evet, basit bir temas olduğunu düşünüyorum. Does he think it's a penalty? Bunun penaltı olduğunu düşünüyor musun? Daha öyle söyleyeyim sana. Evet, basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum. Bunlar şimdi. Niye bu kadar hafif basit bir temas için hakemi çağırdın? Hata yaptım. Yani hakemin orada görmediğini söyleyince inceledim. Beklentiye baktım, orada itiraz eden oyuncular vardı. Teması gördüm. Tabii ben ne yaptım? Her zaman olduğu gibi federasyon başkanına sordum bu konuyu. Geçen cuma galiba. Kendisi böyle bir toplantının gerçekleşmediğini söyledi. Peki dedim. Hatta özellikle ileri... Yani bir şey duyamıyorum. Siz konuşun. Böyle bir toplantı... Yusuf durduralım, Yusuf durduralım. Yusuf durdur lütfen. Hocam yok. Geri yazılar gel. Ben duyamıyorum ki. Evet hocam. Ben duyamadım. Ne hocamı söyledi? Hocam şu açıklama şu zaten. Hani siz diyordunuz ya hani Mehmet Büyükekşi'nin ne kadar hani yalancı sizin deyiminizle yalancı bir kişi olduğu ortaya çıktı. Tespit bir. Mehmet Büyükekşi. Ali Koç'un açıklamalarına göre yalan söylemiş bir şahıstır. Ali Koç diyor ki Mehmet Büyükekşi'yi aradım. Galatasaray maçından sonra Hulk Dallas falan hakemlerin içinden geçmiş. Hatalı oldum. Hakemler de bunu kabul etmiş. Öğrenmiş, Mehmet evet. Büyükekşi diyor ki öyle bir toplantı olmadı. Fakat şimdi federasyon tarafından gösterilen hakemler arası toplantıda Mehmet Büyükekşi o kötü İngilizcesiyle güzellikler saçmaya kalkıyor. Yani ne biliyor musun? Hem o toplantı olmuş hem de Büyükekşi gülüyor. O toplantıya katılmış. Yalan bir. Kim sızdırdı bu sadece gördükleri? Hayır. Ben kimin sızdırdı umurumda değil ki benim. Hocam. Muhtemelen kim sızdırdı biliyor musun? Kim hocam? Orada bu işlere bakan işte şey teknik eleman, bilmem kayıtçı, mayıtçı bunları şey yapan böyle orada bir yancı kılıklı bir herif aldı bunu sızdırdı. Bu önemli değil ki. Yani ben burada sızdırılmasını tartışmam. Ben içeriği tartışırım. Önemli olan bu toplantının yapılması hakemlerin, hocam. Hakemlerin hataları. Bak hakem şunu dese anlarım. Hulk, Dallas. Ben öyle gördüm. Aynen. Penaltı verdim. Şimdi de verdiğim penaltı doğru ya, oldu düşünüyorum. Helal. Duruşunun helal. Arkasında olması lazım. Hayır kardeşim yanlış mı? O da helal. Hissiyattım. Hissettim. Oyuncular el kaldırdılar. Seyirci arkadan bağırdı. Fazla oyuncu el kaldırınca acaba mı dedim filan böyle kıvırcık. Kıvırcık, omurgasız açıklamalarla Türk hakemliğinin ne kadar kötü durumda olduğunu gördüm. Hocam. Gördüm. Yoksa sırdırmış. Türk hakemliğinin, Türk hakeminin başına çuval geçirdiler. Bana kimse anlatmaz. Tabii ki. Vallahi doğru. Tabii. Nasıl Irak'ta Türk tabii askerinin başına çuval geçirdiler? 4 Temmuz 2003. Doğru. Türk hakeminin başına çuval geçirdiler. Kim geçirdi? Bir anda dursun. Ben size söyleyeyim. Bana kimse... Ben şunu kimse anlatmasın abi. Hatalar her takıma karşı oluyor. Herkes, her takımda lehine de oluyor, aleyhine de oluyor. Siz dua edin ki Trabzon'la Beşiktaş bu yarışta değildi. O zaman iyice karıştı. Dört takım birden yarışta olsaydı
İnsanlar sokakta birbirine düşerdi. Büyük eşlik göndemezdi. Türk hakemliği bitti bitti. Türk hakeminin, yani Türk hakeminin başına yabancı ha çuval geçirmişsin ha da Türk hakemliğini lağvetmişsin. Sizde hiç mi onur yok lan hakemler? Dayak yediniz 3 gün sonra evinize misafirler kabul ettiniz. 3 gün dayanamadınız lan maça çıkmamaya. Hiç mi haysiyetiniz yok lan sizin? Biraz gururunuz yok mu lan? Değil lan mi? Çıkın lan. Sabah akşam bağırıyorlar lan. Sabah akşam bağırıyorlar lan. Yönetmeyin lan maçları. Hadi çıkmayın lan. Bıraksanıza. Aç mı kalırsınız? He? Çıkmayın lan. Yapamazsınız ki. Çünkü mutlaka içinizde siz satanlar olur. Haysiyetinizi yitirdiniz. Onurunuzu yitirdiniz. Haberiniz yok. Kukla gibi oynanıyor. Lan deli gibi burada. Eşek gibi. Bak ben sizden çok canım yandı. Sizin yüzünden hakemliğim, antrenörlüğümü çok erken dönemde belki kovulduğum zamanlar oldu. Lan bir duruşunuz olsun. Futbolcu olmazsa, hakem olmazsa futbol olmaz. Evet. Kalkıyorsunuz. Bize yabancı hakem gelecek. Bir defa burada kimseye katılmıyor. Bu işin Fenerli Galatasaraylı yok kardeşim. Bu ülkeye yabancı hakem gelsin. İstemezler. Dördüncü hafta başkanlar birbirini alar. Ya biz ne yaptık da bunu getirdik? Ali'ye bağırıyorduk, Veli'ye bağırıyorduk. Savcılar gitmiyorlar, bir şey yapmıyorlar. Nazımız geçiyordu diyecekler. Siz kimi getireceksiniz buraya? La Liga'nın prime hakemi buraya mı gelecek? Bundesliga'nın Deniz Aytekin buradan maç mı yönecek? Aferin. Nasıl yabancı nasıl Uganda'dan Dominik Yorfa geliyor, öbür taraftan Osvaldo Nartola geliyor. Hakeminden Nartola söylüyor. Yorfa'sı Vinicius'u gelecek. Kim gelecek lan buraya? Tyler mi gelecek? Collina mı gelecek? Marcus hakemliği bıraksa da o kalpli hakemler mi gelecek? Evet. Ve onurunuz olsun lan. Bırakın lan hakemliği. Bırakın lan böyle onurunuz olsun lan. Senin döneminde bu kadar kötü değil miydi? Lan başınıza ha Irak'taki Türk askerinin başına çuval geçirilmiş, ha sizin başınıza çuval geçirilmiş. Bir taneniz kalkıp demez. Sen kimsin lan? Hulk diyemediniz. Senin yönettiğin maçlarda gördük diyemediniz. Hulk lan bunlar sanki Avrupa'da hata yapmıyor. Konu Fenerbahçe Galatasaray değil bakın. Abi, konu Fenerbahçe Galatasaray değil. Konu Türk hakemliği. Bunu anlamıyorsunuz siz. Tamam rezil maç yönetiyorsunuz. Türk hakemleri. Kendinizi geliştirmiyorsunuz. Futbol bilginiz yok. Bak futbol bilginiz yok. Bunlara varım. Kendiniz de geliştirmiyorsunuz. Beyler Türk hakemliğinin yani hakem geliştirmek, hakem yetiştirmek varken bataklığın üstünü kurutuyor. Mehmet Büyükekşi net bir şekilde sizi sattı. Öyle mi? Size büyük davası, size kim konuşturduysa size net bir şekilde mobbing uyguladı. Ama siz de kusura bakmayın gidin beni mahkemeye verin. Sizde bir kere bir duruş olsa onlara karşı bir tane daha bir tane yok mu lan? Sen kimse beni yargılıyorsun derim lan. Senin daha Premier Lig'in hakemi daha Premier Lig'de Tottenham City maçında gole giden maçta adam gole git kaleciyle karşı karşıya maçı bitirdi. Ne anlatıyorsun lan derim. Sırf İngiliz olduğu için mi bunu kabul ediyorsunuz? Uganda'da bir hakem gelse kabul etmezsiniz. Ümit. Şampsızlar. Ümit. Hiç hayretle, hayranlıkla, onurla, Ümit Özat'ı dinleyelim. Üstelik Ümit hakem kökenli biri değil, milli takım kökenli bir spor adamı. Ama doğru söylüyor değil mi hocam? Dediği her şey, noktası, virgülü, tonlaması, kullandığı kelimelerle çok benim kalpten içimdekileri söyledi. Bak dün ben neye üzüldüm biliyor musun? Neye üzüldüm? Oğlum bak biz de hakemdik. Erman Toroğlu falan. Biz hata yapmadık mı? Yaptık. Çok. Bana bir AK başkanım diyecek ki Ahmet bu nasıl penaltı? Ne demek nasıl penaltı? Penaltı. Yanlışsa bir daha maç verme. Ben öyle gördüm verdim kardeşimdir. Olur. Şimdi bak bu şahsiyeti omurgayı dün iki hakemde gördünüz mü? Hiçbirinde de göremedim hocam. Kıvırıyorlar. Daha kötüsü seyirci biraz bağırdı eller kalktı. Bu ne demek biliyor musun? Bizler tırnak içinde. Bizler bu da hukuksuz verdiği penaltı. Ya hukuk dalası falan büyük. Bak. Bunu anlatıyorum abi. Özür dilerim. Özür dilerim. Hakkını helal et. Ulan bir taneniz bak ne yapacaksın biliyor musun? Basit penaltı vermiyor. Şimdi ben oradaki hakemlerden biri olsam. Türkiye İtalya maçı bizim milli takımımıza karşı bir abiyle bu da Dinozof. Bak bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ne yaparım biliyor musun? Hulk Dallas'ın böyle sıçtığı maçları çıkarırım. Tamam aha mı? İşte bak. Çıkarırım. Tamam mı? Çıkarırım derim ki ne anlatıyorsun lan sen derim. Senden mi hakemlik öğreneceğim derim. Bak konu sizin iyi olmanız kötü olmanız değil. Onurunuz rencide ediliyor. Haysiyetiniz bitiriliyor. Kafanıza çuval geçiriliyor. Haberiniz yok. Şuna varım. Bütün hakemler bırakıp hadi bütün maçları yabancılar yönetsin. Tamam. Evet. Buna varım. Türk hakeminde böyle bir dayanışma falan bekleme. Birbirlerini ertesi gün satarlar. Bu bir. Hulk Dallas'a ireniyorum. Niye? Neden? No easy veya no light penaltı diyor. No easy penaltı. Basit penaltı istemiyorum diyor. Ver şimdi Türkiye İtalya maçını. Bak bu ver Yusuf. Bu maç boru maçı değil. Avrupa şampiyonası. Avrupa şampiyonası.
Böyle penaltı falan yok. Bunun izimizde yok. Bu penaltı değil. Omuz omuza temas. Şimdi bu Kasiragi mi? Kasiragi o günle. Abi. Bizim o gün değil mi o? He, onunla Kasiragi. Omuzu koyuyor, düşürüyor. Çok güzel. Faul falan yok ha. Tartışması olmayan. Buna penaltı verdi Hulk Dallas. Şimdi şu var. Bir. Büyük ekşi Türk hakemliğinin başına çuval geçirilmesine önayak olan bir şahıstır. İki. Hulk Dallas buraya zannediyor musun? Türk hakemliğinin eğitimi için bile 15 bin euro sakal için geliyor. Tabii canım, bu tür bir yerden ya. Bir de çok kötü. Bir de çok Pound kötü. True. Bir de çok kötü. Pound true. Öyle komutan edasıyla filan hakemlere racon kesemez. Şunu yap, bunu yap. Sen bunu niye böyle düşünüyorsun? Ters ters konuşuyor, hareketler. Bak lan dalgana derim. Tabii, ya. Demezsem adam hakemlerle. Bir dakika, hakemlerle kal. Bir dakika. Bir dakika. Hakemler de ona küfür etsin filan demiyorum. Ama daha dik duruşunu koy. Ya ben Ahmet Güvener hadi ya dedim şimdir. Tabii. Benim merak et. Sen kimsin ya? Güvener. Lig 1'de. Hocam. Lig 1'de. Hakemin aldığı maaş 6211 euro. İspanya. Alt lig 1 ya da neyse bak, harcıra, Avrupa Kupası, milli maçlar hariç. Lan 20 bin liraya maç yönetiyorsun. Hocam birazdan 500 dolar 600 dolar etmez. Bir duruşunuz olsun. Ya da sizin bu hakemliğin dışında başka işleriniz var. Oo, hocam ufak bir bak bilemem. Ya bu kadar lafı hipodromu bu kadar aşağılanmayı kabul ediyorsanız. Yok Asım abi. Bakın, bu kadar aşağılanmayı kabul ediyorsanız, bravo. Ben size bir şey söyleyeyim. 4 sarı kart, 1.90, 1 kırmızı kart, 3.65, 1 penaltı, 4, 2 penaltı, 16 oran. Bilmiyorum, her şey olabilir, ben size söyleyeyim. Arkadaşlar, bir daha söylüyorum, bakın. Haklı olanlar, haklı yenler, yorum yazsın. Yapıyor demiyorum, ben kimseye susamıyorum. Samet, ben ne anlatıyorum, bir dur abiciğim, ben anlatıyorum. Başka uçun eşeği mi konuşuyor burada, bir dur kardeşim. Dur, sakin. Sakin. Diyorum ki size. Ya da bir beklentiniz var. Doğru dedi. 4 sarı kart 1.90, 1 kırmızı kart 3.65, 1 penaltı 4, 2 penaltı 16 mı? Nasıl bunu kabul edebiliyorsunuz siz ya? Bu neydi? Bunu kabul edeceğiniz adamlar kim biliyor musun? Bunu kabul edeceğiniz adamlar işte hadi bunlar eski. Diyeyim ki Cüneyt Çakır gelsin. Doğru. Bizim en kralımız o. Cüneyt abi gelsin. O siz abi değil, ben değil. Örnek veriyorum. O gelsin bize bunu söylesin. Aranızda güven kalmamış. Dallas oynuyorsunuz, içinizde haberiniz yok. Hulk Dallas orada, siz de Dallas oynuyorsunuz. Artık Suval'in kim, Cerar kim, Bobby kim belli değil. Ve daha kötü, orada MHK başkanı var biliyor musun? Evet ve uyuyor. Böyle duruyor. Ulan ben MHK başkanı çekip elin iskoçu gelecek, benim hakemlerime fırça çekecek. Benim hakemlerim de omurgasız böyle reaksiyon gösterecek. Niye reaksiyon gösteriyor anlatıyorum sana. Acaba 4 maç 4 sergat 1.90 mı? Bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum abi. Altlikler maddikler gırla anlatılıyor yani. Kusura bakma yani. Kusura bakma abi. Bahis kodları çok anlatılıyor. Altlikler. Şimdi benim bir sıkıntım. Bu arada. Kimseye şunu yaptı, bunu yaptı demem. Abiler, araç kiralamada yeni bir dönem başlıyor. Rentco kiralıyorum, gidiyorum diyerek araç kiralamada yeni bir çığır açtı. Hatta milli bir gurur olan Rentco artık uluslararası alana kadar yayılıyor ve ödüller almaya başlıyor dinle, hocam. Bir dinle. Rentco Türkiye'de 65 vilayette merkezde servis artık veren, hizmet veren ve yurt dışına veren çok önemli bir araç kiralama kurumudur. Online ödemelerde ciddi anlamda tenzilatlar olmuştu. %35'lere varan tenzilatlar, indirimler yaşanmaktadır. Ben özür arabalar ederim. Zaten tertemiz. Sıfır. Arabaya bir zarar geliyor bak, seni bağlayan hiç kimse yok. Full kasko. Müthiş hizmet. Tertemiz, sıfır arabalar. Rentco, çocuklar teşekkür ediyorum. Sizle yolda devam edeceğim. Ben de hocama bir ek yapayım. Rasim abi, sana bayramda Rentco'dan çok güzel bir araç geliyor. Aracını da gördün, test ettin. Bak şimdi ben hocam şimdi dinlerken Rentco'ya girdim bir yandan. Sadece online indirim değil. Rentco, belediye çalışanlarına, Türk Hava Yolları çalışanlarına, Ümit, Malzen Smiles ve Pegasus bol puan üyeliklerine özel kampanyaları var. Sürekli indirim. Yani adeta bu Rentco indirim vermek için bahane arayan bir şirket yani. Evet. Hakikaten ben beğendim. Çok beğendim. Beğeniyorum. Kullanıyorum. Ümit hocamın da Rentco'su var. Aylardır kullanıyor. Çok da memnunsun Ümit hocam. Ben gittim dedin. Salı günü Bodrum'a gittim Rentco'dan. Bir de %45'te indirim yaptılar. Orada kim? Hulusi Bey mi ne vardı orada bana? %45 ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir tane
Çok güzel bir araba gönderdiler bana. Marka vermeyeyim. Otomatik abi. 4 kişi atladık gittik. Sen bir de SUV istiyorsun. Sana büyük SUV gönderiyorlar. Vallahi çok rahat gittim. Allah razı olsun. Büyük sever. Büyük Rasim abi. Büyük futbolcu. Rasim abi. Büyük futbolcu. Bir araba kiralayalım dolaşalım mı biraz? Rasim'i dalalım mı herkes, hocam? Herkes çok seviyor. Rasim'i gezdirelim mi? Herkes. Ben sen biz gezdirmesek onu gezdirecekler zaten yakın zamanda. Olabilir. Ben birilerini gezdireceğim. Birilerini herkes herkes Rasim abi. Dur dur. Cem küçük ama mide bulandırır diyorsun yani. Zorbay küçük ama mide bulandırır. Cem küçük ama mide bulandırır mı diyorsun? Burada olmayanlar ile ilgili konuşmuyor. Ya bir şey demedik. Hani böyle bir hikaye vardı ya. Futbola dön. Rasim abi. Evet. Dün akşam bu görüntüler yayınlandı biliyorsun. Amerika'dan açılmış bir X hesabında Galatasaray'ın Antalya Spor maçı görüntüleri hazırlandı. Ve bugün de o görüntülerin montaj olduğu ortaya çıktı. Tabii Erden Timur'u delirdi. Erden Timur da delirdi. Hangi görüntüler montaj? Bir dakika abi hangi görüntü montaj? Yani eksik konuşmalar olmuş. Hocamı kesin. Üçlüye geçelim Yusuf. Biz Rasim abiyle ve Ümit hocamla buradan evet, devam edelim Allah'ın izniyle. Ve görüntülerin montaj olduğu iddia edildi. Yani söylenmiş olan bazı cümlelerin orada yer almadığı belli oldu. Abi öyle büyük rezillik. Yani Abdülkadir Bitiken demiş ki Rasim abi hemen sana söyleyeyim ondan sonra topu sana atıyorum. Benim görüş açım dardı. Odak noktasını göremiyordum. O yüzden VAR hakemine gittim. VAR hakemi de bana pozisyonu gösterdi. Ben de hem yakından izledim hem uzaktan izledim. Temas olduğu kararına vardım. Ve bu pozisyona penaltı düdüğünü çaldım diyor Hulk Dallas'a. Yani Hulk Dallas'a diyor ki evet ortada bir pozisyon var, bir dokunma var ama hani abi, bunlar hafif diyor. Easy hani diyor. Bunlara fazla diyor. Vermeyelim diyor. Ama sonuçta pozisyon penaltı. Rasim abi bu montaj sızdırılan montaj görüntüyle Galatasaray'a aradan bir hafta geç daha. Bir dakika. Arada hayır yalan. Senin yaptığın yalan. Niye hocam montaj? Hayır. Montaj olduğu hayır. Oldu. Hulk Dallas şunu diyor. Dön bana dön. Zulaladım. Dön. İçerisi Yusuf. Ben de hocam orada. Tekrar söylüyorum. Hulk Dallas diyor ki after one week bir hafta sonra hala bunun penaltı olduğunu düşünüyor musun diyor. Üstüne gidiyor doğru ben de izledim. Penaltı falan demiyor. Hayır basit bir temas var penaltı olduğunu düşünmüyorum diyor. Manipüle ediyorsun programı. Hayır, şimdi bir dakika. Programı, ya hayır, hocam, Samet bir şey söyleyeceğim. Yayını izledin. En sonunda diyor ki şimdi, evet diyor bu hani bir temas var doğru. Evet. Bir dakika, bir dakika. Ya hocam hiç ona gitme. Anlayalım abi. Ya abi, abi hiç ona gitme. Ne diyor? Hocam. Abdülkadir diyor ya ki. Ya hocam. Penaltı değil diyor. Ama orada. Bak kardeşim bunların ya. Bütün aşı bu. Bir dakika abi. Galatasaray pozisyonu montaj mı? Öyle mi diyorsun? Hayır. Eksik bir. O zaman Fenerbahçe'nin pozisyonu da eksik o zaman. O full. Abi. Yok ya. Neye full? Neye göre full? Neye göre full? Öyle bir şey yok abi. Böyle bir şey yok. Hepsini izledim. Onisiyatımsıya da müsaade edin. Yok abi öyle bir şey mi? Yapmayın. Müsaade edin. Dağlamıyorsunuz Galatasaray algısı yapmadan ya. Müsaade edin de bir dakika. Hayır diyor. Şargonun kulakları bende. En sonunda hakem şunu diyor. Ben amasına mamasına bakmam. Hulk Dallas diyor ki bir hafta geçti. Bu diyor. Abdülkadir hala hıvır kıvır yapıyor. Geç o işleri diyor. Penaltı mı değil mi? Evet burada ufacık bir temas var. Penaltı kararı mı yanlış diyor. Bitti. Montaj falan yok. Hocam ama şöyle bir görün, şöyle bir söylemde de bulunuyor orada. Ben hala anlamadın mı kardeşim? Izledim. Bak hala anlamadın mı? Mırın, kırın, hırın, bırın. Bak işte Ümit'e soruyorum beni seviyor musun? Ve Ümit bana ya, sor beni seviyor musun hocam? Ümit sen şusun. Sana yok giderim. Bazen bağırıyorsun, çağırıyorsun, ediyorsun. Sonuç uzatma diyor bana. 10 yıllık da beni seviyor musun? Evet seni seviyorum. Ya kırına kırına bakma. Hocam, bak. Abdülkadir diyor ki ben bir penaltıyı hatalı verdim. Evet. Bir. Bu kötü. Özür Yankaya. Kıvırıyor da kıvırıyor. Eller kalktı seyirci bağırdı etti bir temas gördü. Özür Yankaya'nın savunmasını bir dakika. O da kıvırıyor. Hiç montaj. Montaj şudur. Bağırdı bölümleri kesmiş o. Önemli değil. Sonuca bak sen. Hocam bir şey söyleyeceğim. Burada buyurun. Temel konu. Samet. Burada temel konu. Hata olup olmadığı mı yoksa hakemlerin resmen haysiyetsizleştirildiği mi? Hocam her ikisi de bence. Değil kardeşim hata herkes olur. Fenerbahçe'nin lehine de oluyor, Galatasaray'ın lehine de oluyor. Erden Tümur çıkmış diyor. Son 10 yıla da bakın. Sen bunlar hani suçunu itiraf edermiş haber olmaz. Hayır o şunu lan, söyledi o. Yani son 10 yıla bakarsan Fenerbahçe evet kendi hataları da oldu ama son 10 yılda Fenerbahçe şampiyon mu oldu? Doğru da şunu... Yani Fuat Beyaz, Ahmet Çakar şarkıları Fenerbahçe maçında bestelemedi. Galatasaray maçında bestelendi yani. Yanlış mıyım hocam? Doğru. Böyle ikiniz şov yapıyoruz. Ben burada tam şey... Hayır sen bugün dinlen ya. Yok, hayatım boyunca çok konuşan bir çocuksun. Bak.
Galatasaray olayı yine neye getiriyor? Ya bizimki çıktı ortaya. Fenerbahçe'ye niye çıkıyor kardeşim? O da çıksın diyor. Ha, çıktı abi. Hiç Galatasaray bağırıp çağırmasın. İki tane olay çıktı. Bana göre Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında kazandığı penaltı daha vahim. Niye vahim biliyor musun? Niye? Lan oğlum diyor. Huktalas mı Pavelcil mi? Tamam mı? Penaltıyı vermiyorsunuz diyor. Osterwolde'ye ceza sahasının yançı. Bunu içeri taşımalıydın diyor. Hareket içeride diyor. Fakat gelelim öldürücü noktaya. Maç bir ya, Osterwolde'yi konuştular mı? Konuştular. Penaltı dediler mi? İçeri almalıydın. Biz de penaltı dedik o gün. Ben sadece el pozisyonunu konuştular zaten. Pavelcil diyor. Hayır. Pavelcil diyor ki tamam. Bu sahada bunu dışarıda görebilirsin. Ama VAR hakemi ihlalin çizginin içinde başladığını görüp buna penaltı verdirmeliydi diyor. Doğru. Sonra diğer pozisyona geçiyor. 90+6'da. Kardeş diyor bu nasıl el? Nasıl el? Öyle hissettim diyor. Hissiyatımsı. Hissiyatımsı bir. Şimdi bakın. Hislerle sakın mi olacak? Galatasaray Fenerliler, Fener Galatasaraylar dalmasın. Burada dalınması gereken olay şu. Benim hakemlerimin konuşmaları, tavırlarına bakıyorum. Tabii ya. Omurga kalmadı. Resmen sümsük olmuşlar. Bak, hep kendinden örnek vermeyi sevmem. Erman Toroğlu'ndan vereyim. Bize bir merkez hakem, hem de babalar var, Doğan Babacanlar. Güneyt yapabilirler mi? Bir dakika. Bana soracak. Ahmet ne gördün? Penaltı gördüm. Bence yani, değil. Tamam hocam. Sen değilse sen vermezsin. Ben penaltı verdim. Hocam Cüneyt'e Fırat'a bunu yapabilirler mi? Siz zaten eskisiniz. Bilemiyorum yani. Bu kadar olmazlar öyle abi. Bilemiyorum. Şu yok. Abi ben öyle hissettim de işte ayağını kaldırdım. Ben böyle öyle. Kardeş ben ayağına vurdu gördüm. Hala da aynı fikirdeyim. Penaltı verdim. Veyahut da şunu da diyebilirim. Tamam sıçmışım. Hata yapmışım. Ama böyle şunu demem. Hissettim. Hissiyatım. Arkadan rüzgar geldi. Seyirci ayağından şey oyuncu 50 kadar. Öyle bir şey yok. Bu ne demek biliyor musun? Temel bir şey söyleyeyim mi hocam? Rüzgara göre penaltılar veriliyor. Şimdi o gün dedim ya ben Bodrum'daydım. O gün de işte sizin yayını da sonrasında kendim takip ettim. Kendi YouTube yayından sonra. İşte Acun da bağlandı. Siz konuştunuz falan. Bir yabancı hakem mevzusu falan oldu galiba. Değil mi? Aynen. Şey abicim bakın bu yabancı hakem konusu bir defa bu işler doğru işler değil. Nasıl şurayı temizlemediğin süre kim olursa olsun bakın. Yabancı hakem nereye kadar yabancı hakem gelecek? Nereye kadar gelecek? Bir tane getirsin, iki tane getirsin. Yarın diyecek ki Adana Demir, niye onlara yabancı geliyor, bana gelmiyor. Yarın küme düşme maçı olacak, onlar diyecek ki niye onlara geliyor, niye bana gelmiyor. Öbürü diyecek ki niye onlara geliyor, niye bana gelmiyor. Tabii. Ve bu bizimkiler de diyemeyecek ki lan bu ne lan diyecek, bize adam yerine koymuyorlar demeyecekler. Biz işimize bakalım diyecekler. Ben yani bakalım kendine diyecekler. Soruyorum. Abi, var hakemin, dur hemen konuştum ben de Kasımpaşa maçında el olduğunu hissettim ne demek? Yani VAR'da el olduğunu hissettim de verdi. Açıklamasını bir getirelim bir okuyalım Yusuf onu. Açıklamasını verelim. Bugün ben adeta %1 koydum. Beyler hisse penaltı falan verilmez. El olduğunu hissettim bu de verdi. Bu aşk penaltıdır. Can yakıyorsun. Daha sonra bu ayaklanıyor baba. Ama Fenerbahçe'nin penaltısını vermediğini de belirtelim. Tabii ki. Osterwolde'nin pozisyonu dakika 81'de. Oku Samet. Huk Dallas, Erkan, Pavel'e hangi görüntünün net bir elle oynama olduğunu göstermeni istiyorum. Buradaki görüntülerin hangisinde net bir elle oynama var? Erkan Engin, şu anda ben de net bir elle oynama göremiyorum ama benim odadaki hissiyatımdan bahsetmem gerekirse kale arkasından ve tight'taki görüntüden emin oldum. Kendim bunu el olarak gördüm. Topun kırılmasından el olarak gördüm. Şu anki hissiyatımı soruyor. Göstermemi soruyor sanırım diye soruyor. Huk Dallas ne demiş? VAR odasında gördüğünle burada gördüğün farklı değil. Orada gördüğünle burada gördüğün aynı. Ben burada Erkan'ın ah penaltı olabilir diye endişe etmesini anlıyorum ancak bu görüntüyle beraber eğer topun ele değip değmediğini ispatlayacak bir imajımız yoksa o zaman hakemi de çağırmıyoruz çünkü elimizde bir kanıt yok. Abi. Huk Dallas. Evet, devam ediyorum. Sahada doğal olarak senin açın bunu görmeyi mümkün değildi. Bunu Cihan'a soruyor. Bu sefer de Cihan'dan da bir rapor, bir savunma istiyor Huk Dallas. Evet. Sahada doğal olarak senin açın bunu görmeyi mümkün değildi. Sadece monitöre gittiğinde hangi görüntünün elle oynama olduğuna kanaat getirdin Cihan'cığım. Cihan Aydın da diyor ki Erkan'a gittiğimde ilk anda Erkan abi ele geliyor temas var dedi. Başka bir açıdan da kolun doğal konumda olmadığını gösterdi. Ben de direkt top eline mi geliyor, bir yerine mi çarpıyor diye sordum. Hayır, direkt eline geliyor dedi. Ben de kararımı verdim. Dur. Burada bir parantez açıyorum hocam. Topu size bırakıyorum. Ne olacak işi ya? Buna sonra geçeceğiz. Söyle hocam. Huk Dallas soruyor ki, hocam söyleyeyim. Huk Dallas diyor ki, Erkan sana hangi görüntüyü gösterdi Cihan diyor. İlk olarak Cihan Aydın da diyor ki, bana donmuş bir görüntü gösterdi. Evet. Yani freezing. Anladım. Bir görüntü gösterdi. Bak,
Top hareketli değil, topun eline temas ettiği anını göster dedi. Buyur hocam, top ben sende. Ben hakemken benim için dördüncü hakem, yardımcı hakemler filan tırnak içinde köpektirler. O kadar basit. Hocam niye ben onları tanımam. Son kararı baba benim. Fatura bana çıkıyor. Paralı köpekler tabii. Moda. Para fatura bana çıkıyor. O halde kar. Şimdi Cihan Aydın Erkan'a gitti. Erkan değil o. Ekrana gittiğimde. İlk anda Erkan abi ele geliyor, temas var. Güzel, bunu diyebilirsin. Başka bir açıdan da doğal konumda olmadığını göster. Bunu da gösterebilirsin. Ben de direkt top eline mi geliyor, bir yerine mi çarpıyor diye sordum. Lan oğlum niye soruyorsun? Ekranın önündesin. Sus dersin. Kes. Kes. Aynen. İzlersin. Niye soruyorsun? Zaten vallahi eline top eline çarpıyor. Artık sen görüyorsun onu. Sen niye soruyorsun ona? Sen vereceksin kararı. Doğru. Bak bunun adı omurgasızlıktır. Bunun adı futbol hakemliğinin doğal nizamına %100 aykırı davranışlardır. Eğer benim Türk futbolunu bu hakemler yönetiyorsa, ki onlar yönetiyor, bu konuşmalar geçmişse, ki bunların geçtiğini kulağımızla duyduk ve Hugh Dallas ve arkadaşları Türk hakemlerine gerizekalı muamelesi yapıyorsa, özür dilerim söylüyorum. Biliyor musun hocam? Aynen ben, öyle. Ben o zaman... Şuna var mısın hocam? Ne? Yabancı hakemi vara koysunlar abi o zaman. O daha kötü. Niye? O daha kötü. Gelsin Hugh Efendi. Söyleyeyim mi sana? Hugh Efendi gelsin buraya, vara otursun abi. Sen daha kötüsü söyleyeyim mi? Benim hakemim, bakın size bir şey söyleyeyim. Benim hakemim hangi yabancı dilde yabancı var hakemiyle anlaşacak? Mehmet. 30 sene önce Varşova'dayım. Yan hakemin ismi vermem. Ne istiyorsunuz dediler. Etmet dedik bunu İngilizce. Adam dedi ki kitchen. Mutfak. Herifler mutfağa getirdi. Halbuki chicken demek. Chicken denesin. Bak şimdi burada var ya. Elle oynamadı der. Ben elle oynadı anladım der. Darı kötü İngilizcesinden penaltıydı. Ortalık daha da karışır. Daha da karışır. Abdülkadir Durmaz bir maçta İsviçre'li oyuncuya kızacak. Ona İngilizce tabi fuck you diyecek. Fuck me demiş. Adam anlamıyor. Adam anlamıyor. Olay gerçek laf var diyor. Fuck me şimdi diyor. Adam bakıyor. Burada mı yapalım diyor. Anlatıyorlar. Peki o zaman ben sana başlayayım. Bak tek bir bitirin. Esas hocayla Ümit'in şeyi. Bir tanesi bile Hugh Dallas da İngilizce konuşamıyor. Şimdi, halbuki ondan Hugh Dallas da İngilizce konuşabilmesi lazım hakemin. Tamam. Buyur hocam. Şimdi evet. O zaman yabancı hakem geldiği gün bütün takımlarda bir defa kaptanlık mevkisinin çoğunun değişmesi lazım. Yabancı. Lan Türkçe konuşamayan var, lan İngilizce nasıl konuşacaklar? Yani, ya yabancı hakem destekliyor ama. Desteklemiyorum asla. Hiç abi ben öyle bir şey yok. O da hata yapıyor. Onlar da bizimkilerinden çok daha iyi değiller. Aynen. Yabancı hakem zihniyet değişmediği sürece yabancı hakemle bir şey söyleyeceğim. Bu yabancı hakem konuşuşu. Yabancı hakem yönettiğinde yine biri mağlup oluyor değil mi? Mağlup olan diyecek ki bizimkinin neyi var diyecek. Yani zihniyet değişmeyeceği için yine o yabancı hakem de problem olacak. O doğru, da çözüm doğru, değil. Doğru. Çözüm hakemliğin itibarsızlaştırılmaması, hakemliğin sığınma gibi bir liman olmaması ve hakemliğin geliştirilmesi. E şimdi abi bir bakıyorum herkes futbolun uzmanı olmuş. Herkesin futbolun dua, herkes futbolun duayeni olmuş. Öyle değil abi bu iş. Kusura bakmayın Ümit, yani. Ümit derin nefes al. Alayım. Rasim derin nefes al. Eyvah, yeni bir haber var. Çünkü yarın biraz sonra söyleyeceğim. Eyvah. Olay yarın birçok spor internet sitesinde düşecek sabah. En önemli haber olarak gündeme gelecek. Buyurun hocam. Bunu söylemek istemezdim. Eyvah. Fakat bütün bu rezillikleri gördükten sonra bunu söylemek istedim. Lütfen hocam. Söyle lütfen hocam. Hiç tanımıyorum. BTV'de. Hiç tanımıyorum. Abdülkadir Bitigen'i. Hiç tanımıyorum. Tanışmadım. Galip Bitigen'in oğlu değil mi? Galip babasını tanırım. Severim. Fakat sonra duydum ki o da FETÖ'den derdest edilmiş yani görevlerce. Onu ben bilmem. Benim zamanımda ikimiz de hava kuvvetlerindeydik. Ben de yedek subaydı, boğaz subaydı. Terbiyeli efendi bir çocuktu. Fakat bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Hocam lütfen söyleyin. Abdülkadir Bitigen. Burada herkes derin nefes alsın. Çatlıyoruz. 10 bin kişi de çatır çatır çatlıyor. Abdülkadir Bitigen hasta. Ne hastası? Tulet sendromu. Ne sendromu hocam? Tulet. Hocam ne demektir? Oksipital lob ağrı. Bir beyin rahatsızlığı. Yapma ya. İşin en kötüsü bak. Hazır olun. Tekrar söylüyorum. Abdülkadir Bitigen. Tourette sendromu dediğimiz oksipital lob hastalığına genetik olarak geçiş göstermiş çocukluğundan beri olan bir hastalığı var çocuğun. Bu hastalık nedir? Streste, sıcakta, kötü karar, fazla adrenalinde, ve fazla yorgunlukta, omuzları oynatma, gözleri sürekli kapatıp açma gibi Allah'ın vermiş olduğu bir hastalık. Bu çok kötü.
Karar vermeyi etkiler mi hocam? Bir dakika şimdi hep beraber düşelim. 70 dakika 80 dakika koşmuşsun. 40 bin kişi bağırıyor. Bir penaltı pozisyonu. Senin gözler böyle. Eyvah. Gider. Allah'ın verdiği. Eleştirmiyorum. Allah'ın verdiği bir hastalık. Ama ben bunu söylemek zorundayım. Senin renk kör hakem var. Tekrar söylüyorum. Tourette sendromu. Hastalığın ismini veriyorum. Bu bir oksipital lopas ağrıdır. Yorgunluk, sıcak, stres anında bazı tikler pik yapar. Gözleri kapatma. Düşünebiliyor musun? Hakemin gözleri, normalde bir insanın gözleri dakikada 10, 12, 13, 14 defa kapanır. Tamam mı? Yani 3 saniye, 4 saniyede bir göz kırparsın. Evet. Tamam mı? Maçta da hakemin göz kırp, ama bu hastalık stresle, sıcakla, yorgunlukla arttığında göz kapakları saniyede tık 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 tık. O zaman da penaltıyı da kaçırırsın. Faulü de kaçırırsın. Bakın dikkat edin. Sonra tüm maçlarını dedim. Stres anında Bitigen kardeşim de bitiyor. Gözler çok oynuyor. Bu da senin görmeni engeller. Abi bu bakış açısı biraz da şey hocam. O yüzden yani, o gerçek. Hiç bunu bak. Beyler, izah yapmıyorum. Rejiye bir şey söyleyeceğim. Allah verdi. Onu üzerek söyledim. Allah verdi bir rahatsızlık. Girdiğiniz zaman görürsünüz. Tourette sendromu. Beşiktaş Sarıyer maçı var. Dün sosyal medyaya düştü. Eski yerden. Çelebiç ya da Feridon Beko ve kaleci Bako'yu geçmeye çalışıyor. Bako uzanıyor. Topu alıyor. Top elinde, hakem penaltı veriyor. Feridon sonra geliyor. Topa bir vuruyor. Daha da... Ya ne hakemleri gördük. Siz Hasan Ceylan'ı, Sadık Deda'yı, Coşkun Kutay'ı. Bu İhsan Türe'yi. Siz bunları biliyor muydunuz? Hasan Ceylan'da sakin. Vay yavrum vay. Bak bunlar şu anda... Bak... Eğer siz bu hakemleri beğenmiyorsanız var ya. Ya desin bak ben size söyleyeyim. İhsan Türe, Hasan Ceylan, Sadık Deda, Ünsal Çimen. Bak hani kısmen biraz Oğuz Sayvan, Kadir Tozlu. Bak. Bunlar yani, hakem mi? Ne? Ya bir şey söyleyeyim mi? Mutlu Çelik. Ya Mutlu Çelik'in hakemlik yetisi Türkiye'de üstüne kimse yok da. O, yetenekleri yüksek. O başka bir şey. Şimdi siz bu hakemleri falan izlemediniz. Siz bunları bir izleyin. Bu hakemleri bir Sadık izleyin. Sadık Süresi'nin maçı yönetti mi Sadık? Yönetti. Bak siz bunları izleyin. Abo! Yani o dönem şöyle ben aklıma daha kimler gidiyor kimler. Senin dönemdaşlarına küfrediliyor, ses çıkarmıyorsun. Yani yalansa yalan desin. Ahmet Çakar senin dönemdaşlarına isim. Yalansa yalan desin abi. Siz bunları bir görseniz var ya. Bak bunları bir görseniz. İhsan Türe. Türk hakemliğinin uzaya geldiğini görürsünüz. Sadece Türk hakemliğinin temel sorunu. Özhan Can Aydın'la başlayan Alaaddin'in hakemlik bitirilmesi. Evet, evet, evet. Beşiktaş'ın Samsun maçıyla Cem Popüler'in hakemliğinin düdük astırılması. Her maçtan sonra düdüğüm asılacak korkusuyla sahaya çıkan bir adamdan. Hakemlerin kimyası olsun, kişiliği bitti. Doğru tamam mı? Bir adamdan performans bekleyemez. Adamlar hangi maç kötü oynasak bizim hakemliğimiz düdüğümüz asılır diye bekliyor. Bu adamlardan ne bekliyorsunuz kardeşimiz? Doğru söylüyorsun. Aferin. Ulan, ya şu Sarıyer Beşiktaş Sarıyer maçını bulur musunuz? Feridun'u penaltı kaçırdı. Faul hakemlerle Ahmet Çakar'ı kınıyoruz. Bütün dönem arkadaşlarına ahlaksız dendi. Ya beyler susuyor. Çok uzağa gitmeyin. Faul hakemlerden. Bir şey bak bak. Çok uzağa gitmeyin. Bak hata biz hatalar yapmadık mı? Erman Toroğlu Okan Buruk'un ayağını kırıldığına kalp dönerdi sonra. Ama Erman kasti vermedi. Ya kasti etmeden bahsetmiyorum bak, abi. Bir şey der misin? Fark ne biliyor musunuz? Fark şu. Bakın anlamıyorsunuz. Fark şuydu. O zaman toplumdaki algı şuydu. Bu hakemler de hata yapıyor ama bunlar kimsenin köpeği değil. Anladın mı? Masum. Sosyal medya yoktu. Sosyal medya yoktu. Olsa belki içimizden geçecek. Ama demiyor. Ve Allah'a var. Yüz maça çıkarken. Hayır. Kötüler. Çok bakın. Kötü. Derbiler. Rezil. Avrupa maçları filan. 0-0. Ne federasyon başkanı, ne MHK başkanı maça çıkarken. Televizyon da yok. Falan, TRT'de 2 dakika izledim. Maça filan aman Ahmet şu maç şu olsun böyle. Olsa. Federasyon yapıldı. Tabii. Biz hatta Erman'la ikimiz birazcık da abartmıştık. Sen değil miydin kardeşim? Trabzon'da Bursa Spor'un 3-0 Trabzon maçından sonra rövanşta uçağa giderken hakemi orada benim iyi bildiğim konu çünkü siyasete girer. Orada Cavit Çağlar'la ki hayatta Mehmet Ali Yılmaz'ın savaşı yaşandı. Savaşı var. Cavit Çağlar Bursa'yı şampiyon yaptırmaya çalışıyor. Mehmet Ali Yılmaz Trabzon'u ilk maç 3-0 Cavit Çağlar'ın da biraz operasyonu. Trabzon'u da ilk golü Bursa atıyor. Aynen. İkinci maçta da Ahmet Çakar gidecek. Ulan diyorlar bu Ahmet Çakar tam istediklerimizi yapamaz. Onu indiriyorlar. Bülent Yavuz görev adamı rahmetli. Onu gönderiyorlar. Albay Bülent Yavuz. Hop maçı 5-1'e döndürüyor. Ve nasıl goller? Hatırlıyorsun değil mi? Ya siz ne hakemler? Siz o hakemleri gör... Ha o zaman sosyal medya yoktu. TRT'de maçlar 2 dakika yayınlanıyordu. Bir de şu var ya. Bir de şu var. Ne var hocam? O zamanki futbolcular.
bizi hem sayarlardı hem severlerdi hem de çekinirlerdi, kabul edin. Tabii tabii o zaman. Omuz, Aykut, Metin, Rüza. Bak şimdi hocam bak. Ama Pavel değil diyor. Şimdi bak bu maçın hakemi Hasan Ceylan'dı. Bütün hakemlere maymun var. Ümit hocamın istediği görüntü ekranlarda. Bak şimdi bak. Bak. Beşiktaş-Sarıyer maçı. Bak Beşiktaş-Sarıyer maçı. Bak şimdi. Vay Sarıyer be aslında Sarıyer. Sinan abi topu süren. Ya da Feridun. Sinan abi Sarıyer döner mi oynamadı galiba. Oynadı. Feridun, Feridun. Bak şimdi bak uyuyor bak. Hocam yayını izle. Bak. Bak. Oha. Kim verdi penaltıyı? Dur hakeme bakalım. Al yeğen. Al yeğen. Hakem İhsan Türe. Değil. Hakemi göster. Hakemi göstermiyor. Feridun değil mi o? Feridun. Penaltıyı kaçırandı o. Hakem. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi dur. Devam et. Hakem. Erman Toroğlu yok. Ya da Hasan Ceylan. Hayır, Haşim Gökalp. Haşim Gökalp değil hocam. Değil hocam. Bak yürüyüşüne bak hocam yürüyüşüne. Ya bir dakika dur. Bu Manisa'da neydi? İbrahim? Aksoy. Hayır değil. O İbrahim Uzun değil. Bak bu Hasan Ceylan. Bir dakika. Samet. Yıl gözüküyor mu orada? Burada yok hocam. Gözükmüyor. Ben kendim bakayım. Bak. Ergün Yüce Dağmış. Ergün. Tanımazsın Ergün Yüce. Tanımam mı hocam ya? Sen ne diyorsun? Ya hocam ne anlatıyorsun sen ya? Yok. İbrahim Aksoy biliyorsun bir hakeme Samsun'a saldırdıklarında Ercan abi İbrahim Aksoy'u kurtarmış. Ergül işte. Hayır Ergül'dü o. Abiler. Samsun'daki Ergül'dü. Ergün diyor. İbrahim Aksoy da vardı. Berbat yönetmişti. Berbat yönetti. Bu o muydu? O ya ama bak hakem değilmiş. Kusura bakmayın. Bak. Abi bu ne abi? Ne? Ben ya, bir dakika, böyle bir şey. Ankara Gücü Zonguldak Spor maçı. Yan ağlardan gol oldu. Gol. Yusuf normal 4. Adnan Türkan. Adnan Türkan. Ya diyorsunuz gol değil diyorsunuz. Stoper Taner'di yanılmıyorsam. Yan ağlardan gol oldu. Verildi lan bu. Abiler süper abi ne nasıl dedin? Çok haklısınız ama süper çetleri. O dönemin hakemleri satılık hakem demiyorum. Kötü hakem diyor. Kötü hakem. Bir dakika. Bir dakika sus. Çocuklar kaç kişi seyrediyor? Hocam anlık olarak 11 bin. 11 bin kişi. Aranızda bizleri seven var, sevmeyen var. Hepsi ne eyvallah. Allah rızası için. Abone olun. Abone. Şu kanala abone olun. Parayla değil, pulla değil. Yanlış mı? Kesinlikle hocam. Bak bak. Sevenler beni kırmaz olun. Sevmeyenler de beni sevmediğiniz için olun ya. Ahmet amcanızı, Ahmet hocanızı seviyorsanız lütfen kanalımıza abone olun arkadaşlar. Evet. Abiler hocam, çok aşırı süper. Hocam çok beraber sarı yer. Evet. Bak o topu süper tutuyor. Topu tuttuktan sonra adam atlıyor bir de. Süper chatlerimize okumaya devam edelim. Mehmet Üstekin. Ergün Yücel abi yayına bizim yayına gelsin. Ya. Bağlanır inşallah. Abi, Mehmet Üstekin demiş ki Çakar'ın iyimserliğini Abdülhamit alkışlayacak. Ne demek o? Hocam işte. Ya boş ver. Neyse. Efekan Güleç 2002 Dünya Kupası Şenol Hoca'nın değil kadronun başarısı deniliyor. Fakat 2000 Avrupa Şampiyonası'nda aynı kadroyla Mustafa Denizli neden bir şey yapamadı? Ama yine çeyrek final geldi. Muhammed Uyar. Sayın Ahmet Çakar bugün yaşanan olaylarla ilgili hissiyatını açıklayacak. Bekliyoruz. Zaten bana bugün hissiyatını açıkladı. Öyle diyorlar hocam. Ya size yazmışlar. Hazır mısınız? Uyar. O halde söylüyorum. Hissiyatımı söyleyeyim. Söyle. Twitter'da benim Twitter'ım gazete gibidir. İlk attıklarımdan ya başlıyorum. Sayıldı mı? Hazır Tabii mısınız mi? Çocuklar? Buyurun hocam. Neyi sayıyor hoca? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi. Bir kulüp başkanına yine yalan söylemiş Ali Koç'a. Hani böyle bir toplantıya katılmamıştı? Altında toplantıya katılmış. Mehmet Büyükekşi bir yalan bir. İki. Aynı Mehmet Büyükekşi. Onu söylemeyelim. O Baylok olayıyla ilgili. Onlara geçelim. Bugün Ümit'in dediği herkes gibi. Herkes Erden Timur'un konuşmalarını şey yapıyor hocam. Tamam. Oraya da geçelim mi? Hemen şu süper chatlerini bitireyim. Söylüyorum. Buyurun Türk hocam. Hakemliğinin Ümit'in lafı çok güzel bir laf. Ümit Özat'ın. Türk hakemliğinin başına çuvar geçirdikleri son gündür bu. Çok güzel bir söz söyledi. Çok ağır hocam. Bir taciz. Türk hakemliğini ayağa düşürdüler. Ama onlar da kısmen hak etti. Bugün konuşmalar ne? Rejim. Oyun muamelesi oldu. Türk hocam. Türk futbolunu manasız bir adam yönetiyor. Çok kötü ya. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanım Tayyip abiye, eski bir spor adamı. Biz Vefa Stadı'nın, Şeref Stadı'nın, Eyüp Stadı'nın toplarından geldik. Futbolu bu adamın yönetmesine ülke olarak izin vermemeliyiz. Gitmelidir. Gelelim Erden Timur'a kardeşim. Hocam hemen süper chatlerimi bitireyim. Okuyalım. Ondan sonra yapalım. Ahmet Hoca'yı Gürcistan... Bir saniye. Ahmet Hoca'yı Gürcistan maçına davet ediyorum. Yavuz Karaman. Rönesans Futbol demiş ki Montella işi ciddiye alır bu geceden sonra. Kişisel kaprisleri bırakır umarım. Herkese iyi yayınlar diliyorum.
Rönesans futbol, Galatasaray onu yaptı, Fenerbahçe bunu yaptı demek yerine Dallas olayını milli bir sorun olarak görmemiz gerekiyor. Ortada çok büyük bir sorun var. Hafif bir olay değil. Saygılar Muhammed Oyar. Ahmet Hoca dün gece bu sezon Dallas sezonu diye bir paylaşım yapıp İzmir sembolleştirmek istedin. Bugün Dallas'a o kadar önemli değil diyorsun. Bir gününde Dallas önemli değil demedim. İşte. Yoksa çok Dallas önemli. Olayı bugün birilerinin canını mı sıkıyor? Bir dakika. Dallas çok önemli bir yerde ama benim için sinek üçlü. İkili desem ayıp ederim. Sinek üçlü. Doğru. Dallas kim? Dallas'ta benim farkım. Onun İskoç olması, benim Türk olmam. Sen ondan daha kariyer hak ediyorsun. Hayır, o ben ama kariyer dediğin nedir? İki fazla bir eksik midir yani? Hocam siz var ya, ben size bir şey söyleyeyim mi? Ya bir dakika, rahmetli Tarık Akan'la. Sizin çok daha farklı. Kadir'in Ömer'in ne farkı var? Tabii tabii. Biri kimine göre daha yakışıklı, biri kimine göre daha uzun, biri kimine göre daha iyi sanatçı filan. Öderiz Fransa 98'e gitti mi? Hatırlamıyorum abi. Hocam devam edeyim. Efe Emre Karaca demiş ki Rasim Ozan'a benden taraf bir kahve yapar mısınız? Kim bu Koreli? Süper Lig şirketleştirilmeli. Premier Lig gibi Big Six bizde de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, aynen. Trabzonspor ismiyle Big Four olmalı. Yayın gelirlerini kulüpler paylaşmalı. Şirket gibi yönetilmeli. Doğru söylüyor. Kaan Ünver TFF'nin YouTube kanalındaki 1 saatlik videoda toplantıların her hafta yapıldığı söyleniyor. UEFA'nın Türkiye'de Fenerbahçe'yi ziyaret etmesi bu sene net bir şeyler olacak. Seyyah ne demiş? Hocam siz neden bahsediyorsunuz? Fenerbahçe lehine en az 5 haksız penaltı verilmiş. Hakemler Fener'i yarışta tutmuş. İlahi adalet hep engel oldu Fener'e. Ezel Luna. Teşekkürler hocam. Bitmek üzere hemen Erden Timur'un konuşmalarına geçeceğiz. Seyyah dün bu görüntüleri kim sızdırdı? FETÖ taktiği değil mi bu? Görüntü sızması Fener'e yaradı. Bu konuşmaları haftalar öncesi Ali Koç nasıl biliyordu? Rönesans futbol, Dallas olayı faciadır. Bu duruma getirenler utanmalıdır. TFF bitmiştir. İyi yayınlar. Oktay Karaca, din kardeşim Rasim'e sorun. Yoksa İmamoğlu kazansın diyor. Ondan sonra biz Erden Timur'un açıklamalarına geçelim maviler. Çünkü Erden Timur açıklama yapacağım dedikten sonra TFF hemen bu görüntüleri verdi. Geçelim Yusuf Erden Timur'un açıklamalarında. Hemen bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 7 numaralı açıklamalarıyla başlayalım. Dün yayınlanan görüntüleri yayan hesabın önceden farklı bağlantıları varmış. Hatta FETÖ ile bağlantılı olduğu söylenen bir hesap üzerinden bir şey yayınlanıyor. Kesilip biçilip bir kısmı yayınlanıyor. Hakkı yenen de, hakkı gasp edilen de aynı şeyleri söylüyor. Medyada objektif yorumlar yapılmıyor. Farklı takımlardaki yöneticiler çok daha ağır açıklamalar yapıyor. Herkesin telefonu, banka hesapları incelensin. Hakemler TFF üzerine çok ciddi baskı uygulanıyor. TFF dik duramıyor. Bugünkü hareketleri takdire şayan. VAR kayıtlarının tüm detayları paylaşılsın. Hangi hareket? İstiyoruz. Ya bugün paylaştı ya hocam full videoyu bir saatlik. Niye? Fenerlikini paylaşınca takdire şayan işlerine geliyor. Kendilerini paylaşınca montaj oluyor ama. Aferin lan. Bravo. İşleri güçleri ya, dümen. Ya. Bıraksın bu işi. Bugünkü hareketleri takdire şayan. Değil, bir dakika abi bıraksınlar bu işi. Fenerbahçe'yi paylaşınca takdire şayan. Cümle söyleme. Sizinkini paylaşınca montaj. FETÖ'yle bir bakın geçmişte kimlerin FETÖ'yle ilişkisi var o zaman. Bugün bakmayın, her gün bakın. En başta da hocanıza bakın, videosu var. Benim değil, onun videosu var. Bana mı diyorsun? Yok, kendi hocalarına. Aslında Okan Buru diyor. En başta onun videosu var FETÖ'yle Güler'le. Benim videom yok, Evden Efendi. Aç bir videoyu, bak bakayım hangi Galatasaraylı futbolcular FETÖ'yle Güler'le yan oturuyor. Bir bak bakayım. Bir bak bakayım, herhalde türbeye ziyarete gitmediler. Bir bak. Neydi? Kim sızdırdı? Bu işi kim koparttı federasyondan şeyden? Teknik anlamda anladın mı? Bilgisayar şeyinden, sisteminden. Umurumda değil. Bu işler yaşanmış mı? Bu konuşmalar olmuş mu? Yaşanmış. Kesme varsa kırpma. Gerçeği de federasyon. Hem Galatasaray'ın hem Fener'in işine gelecek şekilde bir saatlik yayınladı. Çıplak şekilde. Ben burada şunu tartışmam. Kim sızdırdı? Size ne? Kim sızdırdı? Lan o ayrı. O ayrı bir konu. Bu Kemalettin çıktı. O ayrı hukukun konusu. Bana bak bana. Bu Kemalettin çıktı dedi. Ben içi partiliyim dedi. Adamın hayatı bitti lan. FETÖ'de resmi olanların hepsi. Ben sana söyleyeyim. Kimin şey? Kemalettin kim ya? Kemalettin Şentürk zaman. Bak şimdi. Adam. Dur. Ya neyse ne. Doğu Perinçek dediğim bugün kimler geldi beraber beni konuşturma yani şimdi. Doğu Perinçek şu an iktidar. Adam içi partiliyim dedi. Hayatı bitti. FETÖ'de resmi olanların hepsi antrenör yapıyor lan. Ne anlatıyorsunuz? Bu mısın adaletiniz? Evet devam et bakalım. Kemalettin Şentürk neredesin? Gel bağlı. Devam et. İyi oyuncuydu. Bir sonraki. İçeriden sürekli bir şeylerin sızdırıldığını söyledim. Kendi sistemleri ispat edilmiş oldu. Ali Bey değil, sadece yorumcular da söyledi.
kayrılarak ya, 90 kaydırdı, artılarda 8, 10 puan fazla alan takım var. Her açıklamada, her açıklamalarında mağdurlar. En önemli şey edep. Dur. Dur. Bakın beyler. Tam bir sorun. Erden Timur. Bunu sadece Erden. Ali Koç'a da söylüyorum. Duru söylüyorum. Alayına söylüyorum. Siz 25-30 milyonluk taraftarda bunu söyleyince yedirebiliyorsunuz. Edep diyorsun değil mi? Ben şimdi size bu Türkiye'de bu sene yaşanmış en büyük edepsizliği söyleyeyim mi? Nedir hocam? En büyük edepsizlik. Nedir? Bir adamın ölmüş abisi üzerinden tabii canım ya. Her şey müsaade eder misin? Sen bana bağırırsın, ben Rasim'e vururum, Ümit bana kalkar, küfür ederiz. Ama ben Ümit'i ölmüş babası üzerinden vurursam bunun adı edepsizliktir, şerefsizliktir, belalı. Haysiyetsizlik. Şimdi edep çok özür dilerim, araya bir girebilir miyim? Allah seni tasdik ediyorum. Çok özür dilerim. Buyurun. Herkes belalı. Ya ben babama bırak şey. Ya bir başsağlığı dilenmedi diye. Ne hadiseler yaptı Okan'la ilgili. Ya Okan ve Atlar kendi kulübümle alakalı bile. Yani bir şey söyleyeyim. Siz adamın ölmüş kardeşine neler diyorsunuz ya abisine? Erden Timur beyefendi. Ayıp ya. Erden Timur beyefendi. Evet hocam. Sizin resmi Galatasaray hesabınız. Sizin asbaşoluk. Yani bu şey mışla mışla demiyorum. Ali Koç'un rahmetli abisi Mustafa Koç. Çok da tatlı adamdı. Ya. Öyle şirin adamdı ki. Evet. O kadar mütevazı. Allah rahmet eylesin. Mekan onun üzerinden olsun. Bir ananaslar mananaslar deyip olayı FETÖ'ye boğan, bu konuşmalar olmamıştır demiyorum ha. Ölmüş abisi üzerinden vurmak bana göre edepsizliğin. Peki koskoca Galatasaray camiasına FETÖ'cülükle suçlamak. O da edepsizliktir. Çünkü niye? 30 milyon Galatasaray taraftarı. 30 milyonu suçlamıyor abi. Suçu, 30 der misiniz? Hocam 30 milyonu suçlamıyor. Abi Galatasaray camiası bekâ sorunu diyor. Milli güvenlik sorunu diyor. Bak olur da Galatasaray camiası milli güvenlik sorunu demek. Tabii. O da ya hocam camiası kelimesi yok. Yapma kurban olayım ya. Diyor. Nerede var abi? Çıkarın ya. Galatasaray bu ülke için milli güvenlik sorunu. Milli güvenlik öyle, bir öyle, beyler, bravo. Suçun tekrar söylüyorum. Güzel misin? Suçun bireyselliği önemlidir. Evrensel hukuk kuralıdır. Galatasaray'ı oynamış bazı insanların, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta görev yapmış bazı insanların terör firarisi veya hükümlü olması o camiayı şu kadar ilgilendirmez. Yani Türkiye'de bir hakem maç alıp satarken yakalanırsa Türk hakemleri hırsız mı? Bir doktor sahte rapor verir, para alırsa tüm Türk doktorları şerefsiz mi? Sen Mahvet'te röportaj adamı sen Mahvet'te. Şimdi bir dakika bir şey söyleyeceğim. Röportaj adam bir çocuk vardı ya Mahvet. Ya hocam. Hakemlere şey yaptı ya şu kadar para bu kadar para. Ya ben orada hakemliğinde onunu kullan. Hocam ben bir şey söyleyeceğim. Buyurun beyefendi. %100 katılıyorum. İnsan ölmüş abisi üzerinden bunları yapmak kadar saygısızca bir şey yok da. Evet. Burada konu FETÖ'yse çok uzağa gitmeyin. Antrenörümüzün videosu var lan. Emre çok uzağa Allah. Gitmeyin lan. Emre sayayım ben size orayı. İşte Uğur Tüneker var orada. Mert var. Okan var. Hakan Şükür var. Bir dakika ben. Ya çıkarsınlar. Ben kardeşim ben Emre'ye ilk gün karşı olduğumu söyledim. Emre de 5. yıl sonunda dediklerime geldiler. Bana dediler ki Emre'yi kıskanıyorsun. Neyini kıskanacağım lan Emre'nin? Ben Fenerbahçe'yi düşünüyorum. Siz ölmüş adamı, ölmüş abisinden gidiyorsunuz da yani boyu kısa diye mi görmüyorsunuz lan? Hocanız orada lan. Hocanız orada videosu var. Müsaade eder misin? Ümit'im. Peki Ali Koç'un sevmediği yorumcuları attırması doğru. Müsaade eder misin? Ahmet Hocam. Doğu'da, bir şey söyleyecek. Bir dakika. Buyurun. Doğu'da, Güneydoğu'da 30 yıl süren kan davaları vardır. Bir aileden 8 kişi ölü bir aileden 9 kişi ölmüş. PKK olayı da 40 sene olmuş. Müsaade misin? Kan davası. Hayır. Aile arasında. Bu işin İlk noktasını inilmeye çalışılır, inilemez. Ulan ama bir senden bir. Dolayısıyla çok güzel söyledin. Bütün bu olaylarda Galatasaray haklı, Fener haksız. Fener haklı, Galatasaray haksız demek. Demek İkiniz de sistemden nemalanıyorsunuz. Bravo. İkiniz de hakem kıyaklarıyla maçlar kazandınız. Doğru. Yok aslında birbirinizden farkınız. Hemimiz İkiniz de sıkıştınız mı bel altına giriyorsunuz. İkiniz de birbirinizden nefret ediyorsunuz. İkiniz de imkanınız olsa sistemi öyle bir kucağa alıp kullanmak istersiniz ki hatta bazılarınız kullanır. Ama şu gerçek var. Galatasaray Türkiye'de sistemle ilgili asimetrik savaşı en iyi yapan kulüptür. Ama sistemle Sezer, ilgili. Sezer'in şarkısı da doğru mu? Sezer kim? Masum değil. Hiçbiriniz masum değilsiniz. Bakmayın böyle bebek yüzlü olduğunuza. Bakmayın işler iyi giderken spor kardeşlik dediğinize. Hepiniz canınız yandığı vakit kirpi gibi dikiliyorsunuz. Doğru. Hiçbirinizin firifa. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye'de sistem bu sene için
Galatasaray, Fenerbahçe hariç tüm takımları garnitür yapmıştır, meze yapmıştır. Sonunda kim kazanacak, ama kim kazanırsa kazansın, kaybeden mağdur duruma düşecek. Kesinlikle. Çünkü sistem ahlaklı gitmiyor. Bu kadar basit. Peki Erdal Timur bak şunu demiş. Açıklamalar evet. Devam edelim biraz. Kırpılanmış bir şey federasyonda sızdırılıyor. Kırpılıyor. Bize haksızlık yapıldı. Çoğu zaman konuşmadık. Tüm iletişimcilere sesleniyorum. Galatasaray, Fenerbahçe açıklamaları incelensin. Kim ne kadar pozitif, kim ne kadar negatif açıklama yapmış. Hepsi konuşulsun. Kim geliyor manipüle ediyor. Açıklanması lazım. Medya yöneticisi baskısıyla kimin görevlerine son verilmiş? Yani biraz da Erdal haklı. Mesela Ali Koç beğenmediği yorumcuyu eli gücü yetiyorsa gönderiyor. Abi bak, yaşamadım babam. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Bak, herkes herkesin hakkında bir şey söyler. Ben şunu, kim kimin ekmeğiyle oynuyorsa Allah belasını versin. Ekmeğin Ahmet Mehmet. Abi ben bak bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim abi. Şimdi evet. Senin bütün derdin Ali Koç'la. Ali Koç'la. Ümit'i karşı karşıya getirmek. Ben 5 senedir zaten ben her şeyi söylüyorum. Ben herkesin kulağına bir şeyler geliyor. Benim de kulağıma bir şey geliyor. Ama ya ben Saran'da çalışsam ne olur? Çalışmasam ne olur? Abi, asgari ücret maaş alıyordum. Ya ben her zaman söylüyorum. Yine söylüyorum. Benim konudan çok bağımsız. O konuya geldiğimiz zaman da onu da ben size zaten Saadettin Saran'ın niye başkan olmaması, aday olmaması gerektiğini size tane tane hocam anlatacağım. Ümit, çocuklar susun. Önemli bir şey var. Yani. Belki de benim için tarihi bir karar aldı. Hayır, tarihi birazdan, bir karar aldı. Birazdan kapatacağım. At yarışı işine giriyorum. Oho! Hocam atçı! Hipodrom.com'da sadece hazır kuponlar, uzman görüşleri, tüyolar değil, yerli ve yabancı. Birçok at yarışını canlı izleyebileceğiniz imkan var. Hocam. Ben artık Hipodrom.com'da İngiltere 4. ayağı at yarışını izleyeceğim. Orada bak ne diyorum. Hocam atlar, hocam. Ne? Ne hocası? Ne? Buyurun. Dıgıdık 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 Hipodrom.com'dan yapıyor. Üstelik sadece bahis de yok. Öyle eskiden ama şu at mı gelir, bu at mı gelir? Efendi değil. Türkiye'nin en iyi yazarlarından. Tabii. En iyi tahminler. En iyi kuponlar. En iyi yarış istatistikleri. Kumda kim koşar, çimde kim koşar. Bu niye gülüyor? Detaylı istatistikleri. Bol payet hatırlarsın. Sadece cömertlik değil Rasim. Aynı zamanda hipodrom.com'da her gelene 100 TL varmış. İkili var. Büyük ekşi mi gelir, Douglas mı gelir? Hangisi gelir? Sen Bolt Pilot'ı bilir misin? Bolt Pilot. Bilmem bir filmi çok vardı. Film hocam konuşsana ne bakıyorsun bana? Bir şey söyleyeyim beyler. Hocam Bolt Pilot'ı anlat bize. At yarışı. Hocam inanılmaz da bir kullanıcı bir arayüzü var yani. Ben de mesela ben at uzmanıyım. Mesela bir ata bakayım bacak boyuna, kalçasına, beline, suratına. Atın nasıl at olduğunu çözerim. Ben Arap atı olsun İngilizim hocam. Uzman görüşü olarak zaman zaman bayi yarışlarda yorum yapabileceğim. Ya. En önemlisi şu. Uzman görüşü. Hazır kuponlar. Ama hocam bir şey... İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya şeyleri. Rasim büyüğü olsa 100 TL alır da oynamaz. Canlı izleyebilir. Hayır. Rasim geri geldiler bunu. 100 TL alır hocam. Canlı at yarışı. Geliyor. Uzman yorumlar. 1000 TL'ye kadar bonus var. Cömert bir site. Ben sana söyleyeyim artık at yarışı Hipodrom.com'da, futbol maçları Misli.com'da oynanır, arabaya da Redco'da binilir. Öyle. Hipodrom.com'da atımızı oynuyoruz, Misli.com'da maçımızı oynuyoruz, Redco'ya biniyoruz. Rally. Bodrum'a gidiyoruz Ümit gibi. Bodrum'da ne yaptın Allah? At yarışı bayilerine gitmeye kalmadı. Bodrum.com. Bizim bu işe özmeyi yok mu? Berlusconi bu işe. 42 olmuş derecesi. Bir dakika. 42 derece ateşe atıyor. Bize doğru gidiyor. Meğerse yok, içinde müthiş. Bodrum.com'u keşfettikten sonra bizim bu işe. Adamın beti benzi değişti. Atları çok severmiş. Küçükken. Kendisi at almış. Hipodrom kendisi... Ama bir şey diyorum yapmış. Abi. Dışarıda normal yani bu kadar hastalanması. Abi sabah program, akşam program, televizyon. Vücut direnci düştü. Kolay değil. Hocam laktik asit bitti. Sabah adliye.
Öğlen bilmem ne, akşam bilmem ne. Bir de akşamları hipodrom.com'da maçları, şeyleri seyrediyor, atları. Hocam bak, bir de bir gün Veli Efendi hipodromuna senin götürmen lazım. Oğlum seni sokmazlar oraya, atlar kudururlar. Atlar birbirine sokarsın. Atlar birbirine Rasim, Rasim sever mi at yarışını hocam? Sever, tipinde var. Rasim ama atlar Rasim'den bir taraf. Atlar böyle bakar. Bak mesela beni gel diyor, kafasını okşarım, şeker veririm, atlar beni sever. Ayılar beni çok sever. Hocam şaka bir yana sen filmden önce Bolt Pilot'ı bilir miydin? Oğlum dünya Maradona'sı. Dünya atçılıklar Maradona'sı. Türkiye'de öyledi değil mi? Maradona'sı. Rekorların rekorunu kırmıştır. Bolt Pilot rekortman bir attır. Jockey o şeyde o. Halis şey, Karataş. O şeyle öyledi. Şey Atçılar Federasyonu Başkanı kızıyla tabii, evlendi. Tabii onunla evlendi. Maalesef onu da kanserden kaybetmişti. Allah eşini, Allah. Ya. Bak bak bu işaret. Yavrum bu 42 derece ateşte ben abi hocam der. Ben kahverengi böyle açık renk atları çok severim. Küçükten beri. Hocam o Arap atı sever. Hayır bana öyle dedi çocuk. Ayıp ya Ramazan'dayız. Rasim abi de İngiliz atı sever. Hadi abi sahura gidelim. Hocam daha devam ediyoruz. Erdem Timur'un açıklamaları lütfen devam edelim. Ümit hocam. Çok büyük bir nokta var. Sahur niye hazırlatmadınız kendi? Geliyor zeytin peynir getirecekler. Ayda yılda bir oruç tutacağız. O da Allah kabul ederse Allah yani. Kabul eder ben anlamadım. Şuraya bir peynir zeytin. Bir saniye hocam. Bir saniye. Neler yaptın? Devam edelim. Bunu geçelim. Ne? Bunu da geçelim. Bunu da okuduk. Önceden kurgulanmış bir şey TFF'den sızdırılıyor, kırpılıyor. Bize haksızlık yapıldığında çoğu zaman konuşmadık. İletişimciler Galatasaray Fenerbahçe'nin açıklamalarını incelesin. Kim ne kadar pozitif, kim ne kadar açıklama yapmış. Ben hepsi söyledim. Konuşulsun. Kim bu işi geliyor, manipüle ediyor, açıklanması lazım. Medya yöneticisi baskısıyla kimin görevine son verilmiş? Devam edelim. Nur Asım abi açıkladı. Kirli eller bilgiyi sızdırıyor. Oradan Amerika'ya gidiyor. Amerika'da kirli bir organizasyon buraya getiriyor. Görüntü yayınlanmadan önce birkaç planlı açıklamalar yapılıyor. Kim şampiyon olursa olsun bu insanlar gerçekten anlayacaklar. Herkes karşısındakini kardeşi ve çocuğu olarak görsün. Demek ki siz saldırılan futbolcuları kardeşiniz çocuğunuz gibi görmüyorsunuz. Yol sokakta gözünün üstünde kaşın var diyen toplumuz. Niye yan baktın lan diyen toplumuz. Ondan sonra kalkıyorsunuz Fenerbahçeli futbolculara saldırıldığı zaman hiç onları kardeşiniz gibi görmüyorsunuz. Doğru. Ben bunu anlamadım doğru. Yani. Şimdi hocam size öyle ne güzel kadar jest olurdu. Tabii ki. Yani büyük takım refleksiyle anlamıyorum. Galatasaray Fenerbahçe rekabette rezil bir hale geldi. Sizin ama kimi kardeş gördüğünüz yani belli. Rezil bir hale geldi ama yani. Şimdi Ümit hocam Erdem Timur'un açıklamalarında birazdan önemli bir nokta var. Sana orayı soracağım. Sor. İçeriden bilgi alma konusuyla ilgili. Devam edelim. Trabzonspor maçı ile ilgili açıklamasını bu arada geçelim. Doğru. Hipodrom.com'un iOS ve Android uygulaması da var. İşte tabii çok stabil. Çok stabil. İndir maçları oynayacak. Hipodrom.com. Yasin oturalım kardeşim. Taraftarın girmesi yanlış. Ancak etkisi hala getirildiğinde vurulması, kafasına tekme atılması çok yanlış. Yargıtay postalla bile birinin kafasına vurulduğunda silah sayıyor. Krampon başka bir şey. Adalet Bakanı çok açıklama yapıyor. Herkes adil yargılanmalı diyor. Bizim futbolcularımız olsa asla konuşmayız. Kulüp açıklaması, kamuoyu baskısı. Adalet Bakanı aleyhine bir şeyler söyleniyor. Bunlar gerçekten yanlı. Baskıdan ya dolayı sevk yapılmıyor. Sevk edilecek oyuncu sayısı az olacak diye bir dedikodu var. Karışan oyuncuların içeriden ayıklama yapamazsınız. Kim karışmışsa sevk edersiniz. Konunun sportmenliğe aykırı. Hareketle alakası yok. Güleriz ağlanacak halimize gibi bir drama yaşıyoruz. Engel olmak için müthiş bir baskı uygulanıyor. Futbolcuların olumsuz etkilenmesi ayrı konu. Onları anlıyoruz. Şimdi hocam hemen. Bunu da değiştir Yusuf. Bunu da geç. Ya yani insana döner tekme diyor. Bunu da geçelim. Bunu geçme, tamam. Geçme. Onu geçme. Şunu. Tamam, onu geçme. Bir önceye gel. Onu söyleyeceğim sana hocam. Döner tekme. Tamam da. Döner tekmeye geç. Döner tekme. Döner tekme cevap verecek. Tamam, geri alalım hocamın orada. Evet. İnsanda böyle utanma, sıkılma olur ya. Döner tekme attı adam, o döner tekmeden sonra gidiyor Livakovic'e yumruk atıyor. Sanki döner tekme atan adam oraya çok masum gelmiş. Bir de diyorlar ki, bak şimdi adam belki ayırmaya geliyordu. Belki yatıştırmaya geliyordu. Yamında. Yani hiç böyle ballı böreklesini hiç görmedim. Yani Allah inşallah sizin başınıza getirtmez. İnşallah aynı şeyleri sizin futbolcularınız da yapar. Bakalım o zaman neyi savunacaksınız. Ben o gün Josef de Souza'ya yapılana da kınadım. Evet. Hakemin başına geleni de kınadım. Aynı noktadayım. Tamam mı? Ben Josef de Souza yaptığı gün Josef niye bunu yaptı demedim. Anlatabilir miyim? Bir şey söyleyeyim. Ama bütün Kadıköy'ün Osayi Samuel'in adamı dövdüğü görüntülerle döndürülüp
siz eğer üstümüze çıkmaya kalkarsanız böyle altımıza girersin diye bordo mavi renklerle yazılmazsa. Abi bir dakika. Ya abicim bak siz şu anda Fenerbahçe'de hata aramaya yer arıyorsunuz. Ya ona kalırsan biz de tehditler alıyoruz. Ben mesela o gün bir laf ettim. Dedim ki ya hani burada bir şey söyledim ya. Ölsün diye. Ya bunu evet. Gerçek anlamda ölsün demedim ki ben. Burası bir hukuk devleti zaten. O bir mecazi anlamda alabileceği en ağır cezayı alsın adamlar. Alanın canı çıksın gibidir o. Yani öyledir. İşte. Yoksa ne ölmesi ya? Ama bir şey söyleyeceğim. Hı. Abi taraftarlar bunu yapar. Yani yapar. Onlar birbirlerine böyle medyada, orada, burada klavye delikanlılığı yapanlar birbirlerine çok olur. Her taraftan olur. Şu olaylar Galatasaraylı oyuncuların başına gelsin. Bakayım. Gelseydi acaba yoğurdum ekşi diyecek miydi? Benim oyuncumda hata var diyecek miydi? Beyler. Geçen hafta bir durum oldu. Dediler ki hoca sen dönek misin? Burada başka, beyaz futbolda başka konuşuyoruz. Şimdi ben tekrar net olarak söyleyeyim. Bir defa Türk futbolunda bir futbol elemanı olarak silahlı saldırıya uğramış iki adamdan biri benim. Doğru. Beş kurşun yedim. İkincik doğru. Bakın. Bakayım buradan oraya. Aşağısı kurşun. Doğru, tamam hocam. Benim de aynı şekilde. İkincik kim ya? Bir defa bana çok fazla saldırıya uğradım. Sahada değil ama saha dışında, doğru. Özel hayatımda. 5-6 kişinin size saldırdığında yaşadığınız duyguları ancak bu saldırıya uğrayan insan anlar. Doğru. Tabii canım. Bütün hafta içi farklı. O gece dedim ki hepsi self müdafaa. Yani nefsi müdafaa, nefsi meşru müdafaa. Hafta içi bütün görüntüler oradan çekilmiş, buradan tribünden çekilmiş. Bu işin yakın dövüş uzmanı vardı benim kardeşim Yavuz Karaman. Şu anda Ankara'da. Ve hukukçu reis arka, ağır ceza reisleri, savcı arka mütalaa ettik. Şimdi fikrimi söylüyorum. Ne diyorlar hocam? Buyurun. Tüm Fenerbahçeli oyuncu, yedek oyuncu, istatistisyen, İsmail Hoca'nın oğlu, İsmail Hoca, Sucu, Masör hepsi. Evet. Bir kişi dışında hepsi Allah'ına kadar nefsi müdafadır. Bunu Osay'a da dahil. Osterwelde. Batshuayi'ye da dahil. Şimdi peki, bak yorumu söylüyorum. Nefsi müdafadır hocam. Batshuayi döner tekme. Güzel. Tamam. Bir adam, bakın bir defa önce ortama bakacaksınız. 40 bin kişi statta oyuncu olarak 20 kişi atladı. Bunlar sayısı az diyemezsiniz. 1000 kişi de atlamış olabilir. Bunun yarattığı panik ve korkuyla Batshuayi'nin olayını getiriyorum. Bir adam size koşuyor. O adam size vuracak mı vurmayacak mı diye kestiremezsiniz. O korkuyla döner tekmeyi atar. Adam, nitekim tekmeyi yiyen çocuk gidip Livakovic'e vuruyor. Vurdu. Demek ki Batshuayi'ninki mutlak bir nefsi müdafaa. Orada bir sürü itişmeler, kapışmalar oluyor. O onu bilmem ne yapıyor. Nefsi müdafaa. Osayi. Buradan bir adam koşuyor. Osayi'ye göre belki bana koşmuyor. Benim arkadaşım örneğin Mert Hakan'a vuracak. O da ona cepheden vuruyor. Ya hocam. Meşhur müdafaa. Hepsi meşhur müdafaa. Bir tek Osterwolde'nin ki hukukçuların deyimi de şu. İki nedenden dolayı. Bir. Üç tane güvenlik çocuğu yere yıkmış saldırganı. Osterwolde oraya en az 8 metreden koşarak geliyor. Yumruk vursa bir derece. Kramponuyla kafasına öldüresi. Saldırı o, saldırı. Bu nefsi müdafaa değil. Analizimi söyleyeyim mi? Ben olsam ceza kurulu olsam. Osterwolde'ye en az 8-9 maç. 8-9 maç. Bir de o ortamın şeyi hafifletici nedenler var. Tamam yaptığı iş vahşice ama hafifletici nedenler var. 8-9 maç. Başka hiçbir oyuncuya veya yetkiliye Fenerbahçe'den ceza vermem. Trabzonspor'a da 4 maç falan sağ kapatma veririm. Benim neye kararım, veriyorsun abi? Ben ceza kurulu olsam. 4 maç. Hayır ben bu kadar ceza veririm. Çünkü niye? O yaptırmıyor. Hayır sebebini söyleyeyim. Sadece 20-25 kişi atlıyor. Trabzonspor'un saha içi güvenliği elinden geldiği kadar gücü oranında, atletik çabukluğu oranında saldırganları pasvize etmeye çalışıyor. Bundan dolayı tabii ki Trabzoncu ama şu olmayacak yani. Yok ligden atalım, küme düşsün, ebediye yok. 4 maç 5 maç ve ağır para cezası. 1 milyon, 2 milyon gibi. Bu bana göre en hakkaniyetli sonuçtur. Bak ne diyorum. Osterwolde sezonu kapatmalı. Doğru. Çok büyük konuşuyorsun. 8 maç işte. Zaten 8 maç kaldı. Geçen gün 9 demiş. Ama Batshuayi aslacı nefsi müdafaa. Osayi Samuel nefsi müdafaa. Zaten başka da gündemde olan biri yok. Kim var? Osayi, Batshuayi. Başka kim var? 3'ü var. Bir sözünü bir konuşun atsınlar. İrfan Caneri Bayat'ın hareketleri var. Bir dakika. Tahrik edici olabilir. Bir dakika kardeşim. Ya o Trabzonlu kardeşlerime kızıyorum biliyor musun? Neden hocam? Hamsi Trabzon'u irrite etmesi kadar aptalca bir şey olamaz. Niye biliyor musun? Hamsi
Allah'ın Karadeniz'e verdiği armağan, en önemli armağan nimettir. Trabzon'un, Rize'nin, Samsun'un, Ordu'nun, Giresun'un eski yıllarda en büyük şeyi gıdası. Ya abi nimetti. Onlar da geldi böyle böyle yaptı. Bir dakika abicim, hamsi nasıl? Hamsi. Aa, bışar bağlanmak istiyormuş. Acun bağlan, bağlansın bakayım. Acun değilmiş. Evet. Evet. Bışar Özbey canlı. Sen şey, benle konuşma, siz ben kulaklarım duymaz. Hocam size bağlayalım. Ne? Alo. İyi yayınlar diliyorum sana. İyi yayınlar, hocam, iyi yayınlar Bışar. Hoş geldin. Bişar, hoş çok geçmiş olsun. Rahat Allah şifa versin abi, inşallah. Ümit abi, iyi yayınlar diliyorum herkese. Ya şey için bağlanmak istedim. Şimdi iki gündür zaten ortada en çok konuşulan şeylerden bir tanesi bu. Az önce hocama da dinledim. Hocam da bir kurallarla konuşuyor. Ortak çok fazla dostumuz var. Osterboller dışında diğer geri kalan herkes meşru savunma kapsamında olmalıdır diyor. Ben diyorum. Bunu savunanlar da var. Bunu savunanlar da var. Ortak dostlarımız da çok söylüyor bunu. Benim farklı görüşüm Başşuayi mesela meşru savunmadan yararlanmamalı ama tabii bunun dışında şöyle bir teknik bir ayrım var orada. Şimdi Türk Ceza Kanunu kapsamında meşru savunma var ama futbol hukukunda, futbol disiplininde yok. Meşru savunma diye bir şey yok. Hal böyleyken futbolcular da Türk Ceza Kanunu'na göre değil, futbol disiplinine göre, futbol disiplin talimatına göre ceza alacaklar. Dolayısıyla meşru savunmadan yararlanamazlar. En fazla haksız tahrik indirimleri uygulanabilir. Neden bu böyle? Onu da söyleyelim. Çünkü futbol disiplini der ki futbolcuya, kavgaya karışma. Sen normal bir vatandaştan farklısın, sen taraftardan farklısın, sporcusun sen. Yani öbür türlü örneği şöyle de denebilir. Saha içerisindeki bir olay için söyleyelim. Futbolcu saha içinde bana sert girdi. Ben de kendimi korumak için ona vurdum. Onun meşru savunma kapsamına alınır gibi bir yorum yapacağı için. Hayır. Bir dakika Bışar bir şey soruyor. Bışar. Buyurun hocam. Mesela ben hakemim. Bitireyim hocam. Hocam bitireyim şunu. Peki. Futbol disiplininde kesinlikle meşru savunma yoktur hocam. Bunu bugün farklı hukukçular da saygın hukukçular da dile getiriyor. Evliliyetle uygulanmalıdır. Orada bir boşluk vardır. Kanun boşluğu vardır. Hayır, orada bir kanun boşluğu yok. Düzenleyicinin aksine irade ortaya koyarak haksız tarihi koymuş. Ancak meşru savunmayı koymamıştır. Tamam. Dolayısıyla kavgaya karışan herkes dövse de dayak yese de evet. Futbolcu ise eğer ceza evet. almalıdır hocam. Bitti mi? Sevgili kardeşim bitti mi? Beyefendi. Yıllarca hakemlik yaptım. Mesela 3 kişi geliyor bana saldırıyor. Biri vuruyor. Ben ötekine vuruyorum. Ben ceza mı alacağım? Haksız tarih olabilir ama futbol disiplinine göre maç cezası alabilir. Yani ben kabul etmiyorum. Ben kabul etmiyorum. Yani hayır. Sen meşru müdafaa diye bir talimatta madde olmadığı konusunda haklısın. Buna lafım yok. Fakat evrensel hukuk. Bişar her koşulda evrensel ceza alır diyor. Evrensel hukuk. Ben bana ve arkadaşlarıma kaç kişinin saldıracağını kestiremediğim bir deplasmanda, bu 1000 kişi de olabilir, 5000 kişi de olabilir, kendimi savunmak için paniğe girip vurmalar bana göre, adını ne koyarsanız koyun, ceza kapsamı dışındadır. Bana göre. Hocam bu bir fikir. Farkım yok. Bir fikir tabii fikir. Ben bir bilimsel, doktorensel bakış açısıyla anlatmış oluyorum burada. Evet. Onu söylemiş olayım. Yani benim görüşüm, hukuki doktorin olarak görüşüm şu. Eğer futbol disiplin hukuku, yani siz de bunu yıllarca biliyorsunuz hocam, yaşadınız. Evet. Siz, Rasim abi, Ümit abi. Tabii. Ayrıdır. Türk Ceza Kanunu ayrıdır. Osterwolde'nin birisinin başına vurması, tekmelemesi, taraftarın başına tekmelemesi Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç olabilir. Ancak Türk Ceza Kanunu'na göre ceza verilmeyecek. Maç oynama cezası Türk Ceza Kanunu'na göre verilmeyecek. Örneğin Osterwolde'nin birinin başına vurmasının karşılığı Türk Ceza Kanunu'nda var. Ama orada mesela Osterwolde'ye Türk yargısı şu cezayı vermeyecek. 5 maçtan men cezası vermeyecek. Onu anladım. Bu cezayı verecek talimatta da meşru savunma diye bir şey yok. Şimdi sana en kötüsünü söylüyorum. Anladım. Sevgili kardeşim. Uygulanabilir. Evet. Ama hayır, meşru savunma uygulanabilir. Ben sadece bunu belirtmek için söyleyeceğim. Birazdan abi. Hayır. Bunlar fikir çatışmasıdır zaten hukukta. Evet, hukukta. Hukukta 2+2 her zaman 4 etmiyor. Fikirler ayrı ayrı oluyor. Benim görüşüm bu. Ben buna evrensel hukuktan bakıyorum. Şimdi sana çok can alıcı noktayı söylüyorum. Hazır mısın? Herkes derin nefes alsın. Herkes derin nefes alsın. Alıyoruz hocam. Sen, ben, Ümit Özat, Transatlantik'le New York'a gidiyoruz gemiyle.
Tam evet, Atlantik Okyanus'un içerisinde gemi battı. Bir filika var. Filikaya sen, ben, Ümit bineceğiz. Arkadaşız ya, yaşamaya çalışacağız. Fakat filika diyor ki, filika yalnız iki kişiliktir. Üç kişi biderseniz filika batar. Demek ki ya hepimiz öleceğiz ya birimiz öleceğiz. Sen ve ben göz göze geliyoruz. Ümit'in ağzını burnunu kırıp denize atıyoruz. Biz yaşıyoruz. Ümit ölüyor. Ümit ölüyor. Bu kanunen suç mudur değil midir? Çok tartışmalı bir konu bu. Bir kere bu sizin söylediğiniz şey bir ceza hukuku pratiği. Evet söylüyorum. Atlantik diyorsunuz. Amerikan sularındaysa Amerika. Hayır. Şey fark etmez. Fark etmez. Sana göre bu hukuk anlayışına göre suç mudur? Amerika'da evet, hukuku burası evet. Çok hayır. Ama 3 kişiden hocam 3 kişiden ikisi yaşamak zorundaysa biri yaşamayacaksa suç oluşturmayabilir. Aferin. İşte bunun adı nefsi müdafaadır. Ya üçümüz öleceğiz ya birini öldüreceğiz. İşte tamam da hocam bununla o aynı şey. Aynı şeydi ben o anı olsun diye söyledim hayatıcığım. Anladım anladım. Benim dediğim ama bambaşka bir olay. Benim dediğimde ortada bir talimat yok ki şey yer. Örneğin Amerika'da da mesela bu bizim hukukumuza göre hakaret saydığımız şeyler Amerika'da değil. Bravo. Başka bir şey söyleyeyim size. Bahçene giren bir herifi öldürürsen suç değil Amerika'da. Tabii, tabii. Hocam ahlaksız demek rica hakaret midir? Türk Ceza Kanunu'nda mı? Tecrübeler gayet sayılır. Hayır, hayır hakaret değildir. Yargıtay kararı var. Ahlaksız hakaret değildir. Ama sizce hakaret de doğru mudur hocam? Ne? Sizce daha önce bunu yaşadık. Size göre hakaret. Bana göre hakaret ama Yargıtay'a göre hakaret değil. Bak bir adamı eşek dersen hakaret. Bak bir adamı eşek dersen hakaret. Ahlaksız dersen hakaret değil. Hayır işte. Tam olarak bundan bahsediyorum hocam. Evet hayatım. Tekrar yaklaşmak zorundayız. Dolayısıyla ortada bir meşru savunma kurumu yok ise meşru savunmanın uygulanmasını talep etmek, düşünmek futbol hukuku açısından söylüyorum. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi bütün Fenerbahçeleri gömüyor muyuz? Ne yapacağız? Yok. Hayır. Hayır hocam. Mecazi anlamda tabii. Mecazi anlamda. Ceza alacaklar ama muhakkak haksız tarih indirimleri uygulanmalı. Hatta takdiri indirim sebepleri de uygulanmalı. Yani ciddi anlamda cezalarında indirim yapılmalı. Ama ben ceza verdim cezayı kaldırdım da dersin. Aynen. Eğer kitabını uydurmak istiyorsan. Bir maça indirebilirsin. Yani. Ama bir maç önemli oğlum. Kalmış 8 maç. Mesela düşün. Aynen. Fenerbahçe'yi oynatıyorsun. O sayısı, o sayısı bir maç dedim mi? Üçü birden geberiyor. Batshuayi 3'ü birden oynamıyor yani. Hocam. Ben sadece bilimsel anlatmak istedim. Kendimce yayını sabote etmiş olmayayım. Estağfurullah. Aman kendine bak, aman kendine. Peki evladım olacak. Seni öpüyorum. Geçmiş olsun. Bol bol limonata iç. Ateşin kaç oğlum? Ateşin kaç? Ateşin. Hocam sayenizde ateşim daha da yükseldi. Allah razı olsun. Hadi öpüyorum seni Erişim. Kapat. Bay bay. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bekle. Daha yarım saat var. Yok. Abiler. Elinize sağlık harika bir elinize ağzınız harika bir program oldu. Son bir süper chatlerimi bir dakika oldu içinde ya. Bitiriyorum Rasim abi. Tamam. Arkadaşlarımız bizi değer vermişler, önem vermişler, göndermişler. Zaten 10 tane var. Abdullah Ayhan teşekkür ederiz. Seyyah kanalının ismi BTV yerine FB TV yapın. Ahmet Çakar evet. Hiçbir olayı çakamıyor. Artık yaşlandı. İyi ya takamıyor. Ahmet Çakar artık hiçbir olayı çakamıyor. Artık yaşlandı. Buradan ben buna ya da başka çıkarlarım var bilemem. Var, adaletli olun. Oktay Karaca teşekkürler. Seyyah, Ümit Özat'a diyorum. Biriyle fotoğrafının olması terör örgütü üyesi yapmaz. Hukuken Allah Allah. Boş Abdullah Ayhan. Abdullah Ayhan teşekkür ederiz. Türk İş Çuamur. İki tarafın da hakları yeniliyor. İki tarafın da hakları yeniliyor. Eyvallah da bıktık artık. Sadece bunlar mı var? Bu ülkede diğer takımların anaları da ağladı. Onlardan dönen bahis paralarını konuşun. Oo hocayı gösterme. Yusuf Işır teşekkür ederiz. Altı Çalışkan. Trabzonspor yeni çalışkanı. Yeni danışmanı. Erdem Bey. Türk İş Çamur. Keşke Galatasaray taraftarı gibi olsam hayatı düşünmeden yaşıyorlar. Fevzi Onur. Kaplan Osterwalde adamın kafasını değil omzuna vuruyor. Boş boş algı yapıyorsunuz. Yok ölürdü. Yok beyin kanaması geçirdi. Bunu Galatasaray yapsaydı hem federasyon istifa etmişti hem de Trabzonspor şimdiye kadar cezaları almıştır. Arkadaşlar yayınımızı beğendiyseniz like atın ve yorum yapmaya devam edin. Lütfen kanalımıza abone olun. Hoşçakalın. Şampiyon duruşundan belli olur. Misli özel şampiyon oranlarla her gün daha yüksek oranla oyna. Kazanınca da şampiyon gibi kazan. Çünkü şampiyon duruşundan belli olur. Tüm normallerin üzerinde şampiyon oranlarla sen de Misli'de oyna. Bir farkın olsun. Hayra Misli. Mysticom'un sunduğu It's in the Game sona erdi.